Ocak Salı, İstanbul'da yine buz gibi bir güne uyandık. TVM'de her şeyi konuşalım. Hepiniz hoş geldiniz. Sacit Aslan ve Erol Köse ile saatler 12'yi gösterene kadar beraberiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Of, çok sıcak terledim ya. Yemin ediyorum yani. Hani ayıp olmayacağını bilsem üstümü çıkartacağım yani. Çok sıcak. Ama... Ben biraz omuzları açtım. Cesaret edin. Sacit abi, bugün hava çok sıcak ama bir üşüme geldi Sacit abi. Ya siz hakikaten hissiniz de mi yok oldu anlamıyorum. Bir habere gir kızım. Peki, evet, ilk haberimizle başlayalım. Nurgül Yeşilçay'ın oğlu, onun boyunu geçmiş. Bakalım nasıl büyümüş görelim. Evet, dedi, vur bana dedi. Herifler de bunu konserde ağzına burnuna vurdular. Ama işin ilginç tarafı çok samimi bir itiraf var. Yani o kadar da şey değilim. O da dahi eki yani hani... Bir şeyim ama o kadar da değilim. Ama içinde de kalmış şarkı ve söylüyor. Hani onun üzerine mal etmişler bir gay seslendirmesiyle. Söylüyor. Ne dersin Sacit abi? Ya ne diyeyim aslında abi, iyi yürekli, pamuk kalpli bir çocuk değilim. Baksana tenten gibi. Tenten mi? Saçlar. ne uçağıydı? Ya tenten dünya çapında bir karakter, çizgi karakter ya bunlar. Ama senin saç modelini dün anlatıyordun evet, ya abi. Evet, bir uçak. Amerikan uçağı mı, Rus uçağı mı? Yok, uçak gemisi. Kuznetsov. Ha, Kuznetsov. Bir de Saratoga vardı değil mi? O da mı uçak gemisi? O evet, o da Amerikalıların. Vay. Şuna bak kardeşim ya, şuna bak ya. Şimdi bunlar Allah. Çocuk tabii ama bu doğru, espri yapmıyorum. Bunu dövenler, vur bana diyordu şarkıda, al. Bu yine anlamıyorum. Bu niye böyle Adolf Hitler gibi bu yığını bu bırakıyor? Yok Adolf Hitler değil ha, bu hafif. Bu yanları var mı bu yığın? Yanları var da yok arası. Kendini öyle bir mizah. Aslında Charlo'ya da benziyor bu çocuk, evet, farkındaysanız. Bak, evet. Bak bıyıklarla Charlo'ya da benziyor. Tipi hepsinin iyi. Kemikleri sıra ama bak. Şeyler sen kadın olduğundan daha iyi bilirsin. Kaşlar dövme değil mi? Kontür var. Tabii evet. %100 var evet. Ve hafif gerdirme var. Şarlon'un yani. Kemikleri sızlıyordur da öbürkünün kemikleri sızlasa ne olur, sızlamasa ne olur. Cehennemin ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Önceki haline göre. Büyük hayal kırıklığı oldu tabii televizyon konusunda. TV8. Ondan sonra dibe doğru gitmekte olan işte benim stilime bunu aldılar. Ve hiçbir şey olmadı. Şimdi... İsmi lazım değil, o programda yer alan bazılarından bazı cümleler duyuyorum. Hı. Hani yordum ekşi demiyorlar. Ya ne yapalım, bizim kanalda da gündüz seyircisi yok artık yani. Ne koysalar tutmuyor, biz ne yapalım? Lara geldi iş. Hı, oraya geldi tabii. Peki 2 sene önce niye sizin kanalda kanal değil miydi abi bu iş tuttuğu zaman? İş yani normal bir anlık reaksiyonların gösterilebilir. Şimdi öyle bir programda... Şartları zaman zaman söylüyordu, anlatıyorsun. İşte gerginlik oluyor, stres oluyor, işte insanlar aç ya işte uzun ve saatler bekleme falan insanları çığırından çıkartıyor diyordun. Olabilir. Onun sahikiyle çekimlerde bazı böyle çıkışlar, akselerasyonlar olur. Şimdi iş oradan geçti. İş oradan geçti artık tiyatral bir hale geldi. Tiyatro oynanmaya başlayınca izleyici bunun farkında. Yani şimdi programın ilerleyen saatlerinde oranın bir de Mickey Mouse'u var Baharcan'da. Ay. O da şaka değil, single çıkarmış. Onu da izleyeceğiz. Kerim Can'la da sahnede klip yaptılar. O da var programımızda ilerleyen dakikalarda. Evet. Evet, peki o zaman biraz da gündeme doğru dönelim. Dışarıda karlar var ve Avatar Atakan'ın sevincini göreceğiz şimdi, kar sevincini. Vay. Makyaja aldanmamak lazım. Bu örnekleri var. Deniz Akkaya'nın o VTR'sini izledim. Programda hazırlanan da dışında epey siyaset konuşmuş. Katıldığı televizyon programı da siyaset temalı bir program yapmış. Aslında hep böyle dün Meclis TV'yi izledim. Meclis TV'de anayasa görüşmeleri vardı. Bizi yöneten insanları izledim böyle. Parti ayırt etmeksizin. Anayasa görüşmelerinde, oylamalarında gizli oy esas tüzüğe ve yasaya göre yasaya göre ama ülkenin sağlık bakanı hayır gizli değil açık oy kullanıyor ve bunu soranlara size ne lan suç işliyorsam size ne diyor. Ondan sonra şimdi bunların böyle olduğu bir ülkede aynı şekilde başka partilerden de bir sürü yanlış
hareketler yapanlar oluyor. Bağırıyorlar, küfrediyorlar, yumrukluyorlar. Acı böyle üzüntü içinde seyrettim onların bu adab-ı muaşeret ve kanun tanımaz davranışlarını. Şimdi Deniz Akkaya niye siyasete girmesin yani? Hangisinden eksiği var? Bence fazlası var. Ondan sonra tamam kendine göre hataları yapılmış edilmiş olabilir ama hani bu sanat dünyasından biri siyasete eğilince böyle falan lan sanatçıların ne işi var? Ya kardeşim orada sanatçıların ne işi var diyene kadar kimler oralarda cirit atıyor? Teröristler gelmiş milletvekili olmuş bazı partilerde. Sen siyaset konuşmuyorsun ama dün seyretmişsindir Sayıştı abi. Valla ben hepsini seyrettim. Dinledim. Mustafa Kemal'in çok güzel bir lafı var. Milletler layık olduğu rejimlerle idare edilir. Neye layıksan onu yaşarsın. Bakalım. Anayasa mekmelerinin sonucu ne oldu? Böyle görüyorsun. Yarım metre karda iki tane yani ne diyeceğim bilmiyorum. Ne iki kişi işte. Bu iki tane insana benzeyen bir durum var ortada. Onlar karda yüzüyorlar. Evet, avatar. Yani avatar. Bak, karda atlıyor. Yani zıplıyor. Topyekün bir travma geçiriyor 80 milyon. Topyekün. Yani aslında Mazhar Osman kapalı bir yerde ve bugün Mazhar Osman'ın sınırları artık nerede olduğu evet, belli. Karda zıplıyor atıyor. Yani şimdi bu manzara ve bunu yüz binlerce insan vallahi, seyrediyor. Vallahi ne içiyor bunlar, ne yiyorlar yani, ben anlamıyorum. Bu kafalar nasıl bir birine yiyorlar? Bakıyorsun Sarayburnu'ndan ya işte Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne doğru yüzmeye başlıyor. Sanki yani, abi eskiden de var değil mi bu kışın abi, denize girenler? Eskiden var bir kişi bakıyordu bunu. Şimdi? Ya eskiden vardı diyor. Her şey vardı eskiden. Yani toplum buna yani Allah yardımcısı olsun diye bakıyordu. O zaman. Şimdi 100.000 kişi seyrediyor. Şimdi bunu bu vaziyette bu şuraya bak zombi gibi. Yani oradan yani şimdi farz et ki oradan biri geçiyor. Ay. Bunun orada olduğunu görmüyor. Bunu yaşlı bir kadın geçiyor. Yat bir kadın bir çocuk. Korkar. Bu sonra nasıl bir manzaradır? Hangi akla hizmet bu? Ve bunu niye yayınlıyorsun? Yani, çocuklara kötü örnek oluyor. Bu normal zannediyor. Buradaki ispat ne? İşte yani buradaki fiziksel verilen kapasitem öyle güçlüdür ki soğuktan etkilenmem. Ya Allah abicim ne fiziksel gücü. Ya insansın fiziksel yani ya, sonuçta. Fiziksel gücü ne güçlü adamlar vardı bu ülkede ya. Hepsi yok oldu gitti. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu. Bunlar yani bunlar bu görüntü ve şimdi bunun yaptığına o kadar içerlemiyorum. Bunu 100.000 kişi seyrediyor ona içerliyorum. Yani ben kendime de çok üzülüyorum bu arada. Yani ben ilerlemiş olan yaşımda şu anda öyle bir ülkede yaşar hale geldim ki doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum doldurmuyor. Yani şimdi bana sorsalar deseler ki buranın siyasi ve sosyal konjonktürünü tarif et deseler Kur'an hakkı için tarif etme şansım yok. Ben bu kadar bu çeşitlilik diyorlar buna. Ben bu kadar çeşitlilik yani bilmiyorum insana biraz ağır geliyor. Bunu hazmetmek zor bir iş. Bazı konular vardır ki orada topyekün o konunun reddedersin. Toplum onu topyekün reddeder. Bazı konular vardır topyekün onu kabul eder. Bugün bu memlekette insanların birbirine karşı olan tavrı, hareketi ya adam %100 bunun cam olduğunu biliyor. En az benim bildiğim kadarıyla. Yok kardeşim bu diyor karton. Ya bunun neresi karton? Siyaha beyaz diyen bir grup var. Beyaza siyah diyen bir grup var. Herkes... Sırf muhalefet olmak için. Bravo. Sadece muhalefet. Yani sadece o adamın dediği olmasın diyor. Tersini söyleyeyim de ne olursa olsun. Aynen öyle. Allah yardımcımız olsun. Yani zor bir dönemden geçiyoruz. Nereden nasıl bir yere çıkacağız? Nasıl bir yerde bir mecra olacağız? Her gecenin bir sabahı vardır deyip... İnşallah. Öyle diyoruz. Umut ediyoruz. İnşallah. Umut ediyoruz. Öyle romantik diyoruz. Söylemler ama evet. Dünyada da... Bilmin de söylediği şey şu yani, hiçbir şey aynı Türkiye gidemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar önemli bir müessesesi olan, bu kadar kıymet gören, kıymet görmüş, bu kadar saygın bir müessesede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hükümetinin bir sağlık bakanı size ne lan der mi ya? Size ne lan? Tuzda kokarsa diyorum. İşte bitti kokarsa. O zaman evet. Film kopuyordu. Evet, Derya Şensoy hakkında çıkan üçüncü kadın iddialarına bakın nasıl isyan etmiş.
Yani geçen gün burada bir şey konuşuyordun. Ne 2-3 gün evvel avamlık falan feşmeken işte parası olan para. İşte avamlık bu. Şimdi insanların ya kalpten gitse orada kadın. Ya bırak ya hiç kimse kalpten falan gitmez. Bağrından bugün, geliyor diyorsun. Bugün zekası olan yani aslına bakarsan o kulağında kulaklığı koyup da o kendine şu an şeyi kullanan F-16 yani, pilotu gibi. F-16 gibi öyle bir pilot. CIA operasyon ondan, daire başkanı. Akıllı insanların ve zeki insanların aklından zekasından alay ediyorlar. Şunu görüp de şu memlekette şu 80 milyonun içerisinde 80 kişi varsa yazıklar olsun. Bu kadar net söylüyorum. Nasıl efendim anlamadım. Bunu izleyen bunun tamamını Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamı izlediğini varsayıyorum. 80 milyon kişilik bir memlekette şu görüntülere şu işin kurgu olmadığına hakikat olduğuna inanan 80 kişi varsa yazıklar olsun. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bu program kaldırılmamış ya kardeşim, mıydı? Bunlar elinde final yapmış. Şey, böyle mi yaptılar? Depo bunlar. Evet, bu kalmış final elinde. Değil. Öyle yazıyorlar. Tabii bu köşe şeylere de, bu televizyon eleştirmenlerine de artık itimadım sarsılmaya başladı. Kardeşim ya adam gibi... Sarsılmaya mı başladınız? İtimadınız mı? Yani birkaç tanesine yani yazdıklarını okuyordum. Ya hadiseleri doğru dürüst öğrenin yazın. Ya gözünüzün gördüğünden kaleminiz örtüşsün. Yani gözünüz görüyor bunun yanlış olduğunu, bunun ne kadar bir basitlik olduğunu, ne kadar bir avamlık olduğunu görüyor. Bunu Metin Şenay'la yazarsanız o zaman olmuyor ya. O zaman... Ben şunu anlamadım. Kaplan nereden kaçtı göğe? Et verirken besleyicisi o sırada fırlayıp kaçıyormuş. Yani bak ya. Maymun mu bu? Neler Allah. Adam geliyor yılanla karşılıyor. Yazık yılanı günah. Tutuluyor. O soğukta sanki o bebek hayvanları var dışarı çıkartıyorsun o yılanları. O piton yılanı. O zaten... Sıcak iklimde yaşayan bir hayvan. Bahtına küsmüş. Yani nedir bunların eline düşmüş ya? Yemin ediyorum ki o hayvanlar Kur'an-ı Azim hakkı için vallahi tallahi billahi onlara en çok onlara üzülüyor. O zaman sizin iddianıza göre Banu Alkan numaradan bayıldı. Ya şimdi kusura bakmasın o da. Şimdi o baksana. Şu anda geçen gün dün mü evvelsi gün yine gazetede okudum. Bazı insanlar varmış programlara çıkmak için para istiyormuş işte... Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunun diyormuş. 3000, 5000, 7000, 10000 herkesin kendine göre bir skalası var. Talebi var. Haklı olarak eğer buraya konmuş da o da bir talebi, bir para talep ettiğinde bunlar da bunu ödemişlerse bu parayı aldıktan sonra oradaki senaryonun akışına uyacaksın. Evet. Yani böyle bayılma mı olur? Oyunculuk gibi. Yani böyle bayılma. Yani geçen seyrettirdiniz burada yine izledik. Bülent Ersoy da bayıldı. Koca bir çınar ağacını kesersin öyle devrilir gibi devriliyorsun. Yavaş. Klank 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 klank. Böyle yapayım. Şimdi böyle bayılma mı olur? Kaplan kaçmış da falan diye. Kime anlatıyorsun? Ya kaplan kaçıyordu orada bir oda mı yok? Geliyorlar yılanın önüne geliyorlar. Adam da alın alın seni. O nedir ya? Devam. Ben sana söylemiştim. Hayvanat bahçesinde olan bir yer gitmişler orada çekmişler etmişler. Şimdi bu bak abi öyle bir tiyatro oynanıyor ki şu ülkede. Oyun içinde oyun. Oyun içinde oyun var. Her türlü turnike yapılıyor. Gizli reklam. Gizli reklam yapılıyor. İşte rakamlarla oynanıyor. Bir, ortada bilinmeyen bir para var. Bak, bir dönüyor. Bir bize isabet edemedi abi. Bana isabet etse de ben yanaşmam bu işlere. Benim, bak hocam bir şey söyleyeceğim sana. Çok özür dilerim. Burada mütevazilik göstermeyeceğim. Bu arkadaşların hiçbir tanesinin bu memlekette esamesi okunmazken ben bu mendakka dukka işlerin kitabını yazarım. Seni şerefimle temin ederim. Herhalde abi. Yani bana kimin itirazı olur? Önemli bir matematiğe sahibim bu konuda. Bu işlerin eninde sonunda bak patlar. Her zaman söylüyorum. Bir yerde patlar. Devlet her zaman 18 yaşında. Evet. Yemin başka ediyorum çıkılmaz. Adamı donla yataktan alırlar kral olduğu dönemde. Bak krallığını ilan edersin. O saltanatı sana yaşatmazlar. Öyle. O gece dondan yataktan alırlar. Nereye gittiğini, nereye geldiğini anlamazsın. Aman abi en son don dediğimizde başımıza gelen rütbe yani, cezasını iç biliyorsun. Yani iç çamaşırı o. Ha. Bir şey yok. Yani bu dışarıda teşbih. Yollar don yapmış. Şimdi burada bir anladığım kadar bu hengamen içerisinde, bu eğlence sektörü içerisinde bir para var. Burada bir yerde duruyor. Bunu plase edemiyorlar. Bunu çeşitli vesilelerle, bunla zahiri sebepler olarak bunu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Anladığım bu benim.
Evet. Ben çünkü bu işlere, şimdi bakıyorsunuz bir ticarethane düşün. Ya bir bakkal dükkanım var ya, fırınım var. Gelir gider mantık dengesi gelir, var. Bravo. Gelir yumurta gider, 10 liraya aldım 15 liraya sattım. O kadar. 5 lira kaldı. Şimdi bir yerde sen 13 bölümün parasını peşin ediyorsun. Yayına giriyorsun, yerlere yeksan olmuş vaziyette ve şimdilik durduruyorsun, depoya çekiyorsun. Elinde bir stok var. Ona bir para vermişsin. Bunu tekrardan piyasaya sürüyorsun. Aynı şey diziler için de. Şimdi peki kardeşim, o aynı şey diziler için ama her dizi için değil. Bak dikkat et. Hmm. Orada da peşin parayı alan bir elin parmağını geçmeyen bazıları, insanlar var. Evet. Şimdi bu arkadaş, bu Demet Akba. Demet Akba. Demet Akba. Bu kendi mesleğini yaptığı sürece vasatın iki fırt üstünde olan biri bence. Tiyatral açıdan. Evet. Dikkat et. Onu da sahiler sahte sahibent olarak hep bir torpil var, hep bir itekleme var, hep bir destek var. Şimdi elimizden oturup parmak hesabı saysak komedi, film, zart, zurt bu eğlence içerisinde 20 kişiyi geçmiyor bu ya. 20 kişi. Hadi yanıldım 25 kişi. Böyle bir daire çiziyorsun. O dairenin her noktasında bu 25 kişiye rastlıyorsun. E zaten ama bir şey söyleyeceğim. Biz niye programımızın içine uzayda koyuyoruz, haberde koyuyoruz. Dön dolaş 20 kişi. Ha. 20 bile değil artık. Ama bunun dışında evet. Bak bunun dışında biri kendi imkanlarıyla bir şey yaptığında sinema salonu bulamıyor ya. Şimdi faciasına bakar mısın? Sinema salonları tam Amerika sistemi oldu. Hipodromlar bir kartelin. Hipodromlarda koşan atlar bir kartelin. Evet. Efendim öbür tarafta koşu bandındaki tazı köpekleri o bir kartelin. Abi senin yalnız başka eğlence sektörüyle yok. İlgili değil. Ben kozmetik işi de yapıyoruz. Kozmetikte de öyle. Gir bakalım dünyaca ünlü kozmetik mağazalarına. Aynen. Aa o. Neler çektik. Yarın sen buraya bir tane krem getirsen. Bak. Yarın buraya bir krem getirsen. Canlı yayında da elimizi buradan buraya kessek. Kremi de üstüne sürsek ve bütün hücreler tekrardan 30 saniyede kapansa sen yine onu mağazada satamazsın. Ya neler. O yüzden dediğim şu. Anladın mı? Her şey kartel olmuş. En ucuz peynir yaptın. Gel bakalım o dünyaca ünlü marketlere. Bitti. Kartelden misin? Onu soruyorlar önce. Ya kitap ya kitap. Kitap. Ha buyurun işte kitap. Kitap. İşte her alanda oluyor. Vitrini satıyor ya. Yani şimdi sen kitap evisin. Kitabı alacaksın. Efendim orada prezentasyonunu yapacaksın. Kitap satmaya başladı mı kardeşim? Senin sadece görevin o kitabı üstündeki etiket fiyatıyla satmakla yükümlüsün sen. Sen bunu alacaksın. Satıyorsa ön plana çıkaracaksın. Satmıyorsa vasat tutacaksın. Satmıyorsa iade ettin. Satmıyor kardeşim. Bitti. Bu kadar basit. Yahu kardeşim herifin kitabı çıkartıyorsun. Sana diyorlar ki eline de veriyorlar. İlk 35-40 gün içerisinde 10 bin bitiyor kitap. 15 bin bitiyor kitap. Kitap bakıyorlar ki yol alıyor. Ya kitabı... Kes. Önünü kesene. Nereye götür... Yani neredeyse kaldırın götürecekler. Onu. Depoya tekrardan koyacaklar. Varsa. Ben bunu... ben kimse benim babamın oğlu falan değil. Bana şikayet ediyorlar. Ve ben bunu... Gözlerimle Türkiye'de gördüm. Yani özetle kartel. Yeni Türkiye'de kartellerin de yıkılmasını istiyoruz. Bunu devletten nerede bekliyoruz. Nerede yıkılacak? Nerede İnşallah yıkılacak? İstiyor. Yeni Türkiye'de. Ha. Geliyoruz. O senin hep bahsettiğin eskiden böyle miydi? İşte eskiden böyle miydi dedi. Eskiden de vardı bu %5'ti. Şimdi oldu %65. Evet buyurun. Evet Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e manidar gönderme neymiş görelim. Evet. Bugün dışarıda buz gibi bir hava var ama merak etmeyin. Kalın giydiğiniz gibi cildinizi de koruyacak bir ürünümüz var. Fenjilyan. Fenjilyan'ı artık biliyorsunuz. Dünyaca ünlü hale geldi çünkü yurt dışında da satılıyor. Anti-aging kremi. Kırışıklıkları, cilt lekelerini, göz çevresi, koyu halkalarını, morluklarını, torbalarını yok ediyor. Yani gençleştiriyor. Orta yaşta hanımlar, beyler, ileri yaştaki beyler, menopoz sonrası hanımlar. Sizler için ideal, botoksuz, ameliyatsız gençleşiyorsunuz fenjilyanla ve soğuktan koruyor, cildinizin soğuktan çatlamasını, yaşlanmasını önlüyor. Fenjilyan yine kampanyamızla satılacak bugün. Süremiz başladı, tam 15 dakikamız var. 15 dakika içinde alanlar indirimli alıyor. Numaramızı söylüyorum,
0212-909-2020. 20'lik dişten aklınızda kalsın. 2020. 0212 İstanbul Avrupa Yakası. Türkiye'nin her yerinden aranıyor. Evden, cepten, her yerden. 909 akılda kalıcı olsun diye seçtik. Bir solda, bir sağda 20'lik dişler aklınızda kalsın. 2020. 0212-909-2020. Ya da fenjilyan.com'dan ya da akıllı telefon uygulaması WhatsApp'tan mesaj da atabilirsiniz. 0533-057-45-92. Bunların hiçbiri aklınızda kalmazsa Google arama motoruna, bilgisayardan, cepten siz veya yakınlarınız girin. Erol Köse yazın. Boşluk bırakın. Yanına da krem yazın. Hop. Fenjilyan.com önünüze gelir. Fenjilyan hikayesini anlatacağım ama önce fiyatları söyleyeyim. Fenjilyan normalde kozmetik mağazalarda 89 lira. Ama bugün indirimli fiyat, %25 indirimle yaklaşık olarak 69 lira bir tane alana. İkili ve üçlü alanlara da hediyemiz var. İkili alanlar tanesine 60 lira ödeyecek. Üçlü alanlar tanesi 55 lira ödeyecek. Tekrar diyorum. Bir tanesi indirimli 69. İki tanesi, tanesi ikili alanlara tanesi 60 lira. Üçlü alanlara tanesi 55 liraya. İkili ve üçlü alanlara hediyemiz var. Kış seti. Dışarıda buz gibi bir hava varken kremden de daha pahalı bir kış seti veriyoruz. Neden kış seti? Anlatayım. İçinden neler çıkıyor. Bu arada ekspres kargo ile yollanır ürünleriniz. Kar var falan. Bir iki günde elinize gelir. Yoksa öyle bir hafta 10 gün falan beklemek yok. Kar nedeniyle biraz aksamalar oluyor. Ama siparişi verdiğinizde 10 dakikada aynı gün kargoya teslim ediliyor. 15 lira değerindedir ekspres hızlı kargo. Bizde bedava. Evet. İçinden kış seti alanlar, ikili ve üçlü alanlara hediye ediyoruz dedik. Parfüm. Vücut parfümü body lotion, vücut losyonu çıkıyor. Şimdi ne özellikleri var? Hepsini anlatacağım. Bunlar normal parfümler değil. Unisex dediğimiz. Ailece kullanıyorsunuz. Hem kadın hem erkek hem çocuklar kullanıyor. Tamamen organik. Kaz Dağları'ndan toplanan özel bitki özleri ve çiçek özleriyle yapılıyor. Normal bitkisel esansı var. Bitkisel tamamen. Ve başka özellikleri var. Şimdi anlatıyorum. Nasıl kokuyor Ferhan? Çok güzel kokuyorlar. Fresh, bayılıyorum. Mis gibi kokuyor. Mis. Yüzünüze, yani yüz normal parfüm, boynunuza ve vücut parfüm banyodan sonra tüm vücudunuza. Bu da body lotion, vücut losyonu banyodan sonra tüm vücudunuza. Parfümler hem normal parfüm hem vücut parfümü antioksidan özelliği var. Yani cildinizi o da gençleştiriyor çünkü mineral ve vitaminler içeriyor. Bitkisel ve çiçek özleriyle yapıldığı için. Ayrıca enfeksiyondan koruyor. Sıkıldığı yerde mikropları öldürüyor ve aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. İçerdiği vitaminler nedeniyle kışın hastalıklara direnciniz artıyor. Aynı zamanda kanıtlanmış ki koklandığı zaman bir hoş kokusu var ya, beyne gidiyor, hipotalamusla serotonini aktive ediyor ve depresyonla savaşmanızda faydalı oluyor. Yani motivasyonunuzu yükseltiyor. Bir parfüm düşünün, hem güzel koktunuz mis gibi, hem enfeksiyonlara direnciniz arttı, hem de motivasyonunuz arttı, depresyona girmeniz önlendi. Wow. Bitmedi. Üçüncü içinden çıkan kış setinin body lotion, vücut losyonu. İçerdiği D, C, E vitaminleri nedeniyle vücudunuz kaymak gibi, kadifemsi ipeksi oluyor, çatlaklar yok oluyor, vücudunuz tamamen gencecik bir cilde sahip oluyorsunuz. Yüzünüze de fenjilyanı sürünce değmeyin keyfinize. Oh. Bunu tek tek vermiyoruz. Üçünü bir arada. Çok güzel ambalajı var böyle. Üstünde kar taneleri. O yüzden kış seti diyoruz. İkili ve üçlü alanlara bedava vereceğiz bunu. Süremiz son 10 dakikamız. Hemen arıyorsunuz. 0212-909-2020. 0212-909-2020. Gelelim fenjilyana esas. Bunu kime veriyoruz? Fenjilyan ikili üçlü alanlara. İkili alanlar tanesi 60 lira. Üçlü alanlar tanesi 55 lira. Bir tane alana da bu kış seti yok ama yine indirimli. 89 liralık gram 69 lira. Kargo bedava. Evet. Siparişi veriyorsunuz 10 dakikada kargoya teslim ediliyor. Bir çok karlı uzak bölgeyse 2 gün oluyor. Bugünlerde normalde bir günde. Ama öyle bir hafta 10 gün falan beklemek yok. Uzun süren kargolardan değil. En hızlı ekspres kargo. Fenjilyan'ın hikayesi de şu. Ben ürünün reklam yüzü değilim. Ürünün sahibiyim. Tibet'e gittim. Tıp doktoru olarak orada bir sempozyuma gitmiştik. Bu arada Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum ve gerçeklerin sözcüsüyüm. Sizlere yanlış bir ürünü tanıtıp diplomamı yakacak halim yok.
Beğenmeyen iade edebilir kanuni olarak. 2 hafta içinde bir kişi bile iade etmedi. Onu da söyleyeyim. Tibet'te fenj ağacı var. Fenj ağacının yaprakları ve kökünü halk topluyor. Çok değerli. Onu dövüyor. Böyle suyla karıştırıp yüzüne sürüp maske yapıyor, gençleşiyor. Onu Türkiye'ye getirdik. Sağlık Bakanlığı'na incelemeye sunduk. Gelsin belgeler ve Sağlık Bakanlığı ve Yeditepe Üniversitesi testleri yapıldı. Bu süreç öyle bir günlük değil. 3 yıl çalışıldı. Farmakologlar, dermatologlar ve kozmetikte devrim yapıldı. Tek tüpte hem yüz hem göz, hem gece hem gündüz kremi oluştu. Fenjilyan öyle bir mucizevi iksir. Cildiniz tamamen gençleşiyor. Diğer kremlerden farkını söyleyelim. Tamamen organik. Belgeleri gördünüz. Hepsi Sağlık Bakanlığı onaylı. Diğer kremler bu cildin anatomik kesiti mikroskop altında. Sadece cildin üst tabakasını etkiler. 10 dakika nemlendirir, sonra kaybolur gider. Oysa fenjilyan cildin diğerlerinin başaramadığı, o sadece fenjilyanda bulunan bize patentli molekül cildin alt tabakasına iner. Çok küçüktür, alt tabakaya inemez diğerleri. Bu iner fenjilyan ve esas görevini yapar. Azalan kolajeni tekrar ürettirir. Cildimiz yaş aldıkça ve orta yaştan sonra niye yaşlanıyor biliyor musunuz? Niye kırışıyor, niye buruşuyor? Bir balon sönüyor, balon böyle sönüyor. Çünkü kolajen üretemiyor cilt artık. İşte fenjilyan burada devreye giriyor ve üretilmeyen kolajeni tekrar üretip cildi gençleştiriyor. Botoksuz, ameliyatsız. Göz çevresi, koyu halkalar, morluklar, torbalar, cilttekileri, güneştekileri, sivilce izleri, akne izleri, çiller, hepsi gidiyor. Ayrıca 20 faktör güneş koruyucu var. Güneşin radyasyon etkisinden koruyor fenjilyan. Bakın göz çevresi, koyu halkaları, morlukları nasıl yok olmuş? Öncesi sonrası bunlar noter tasdikleri, yoksa yayınlanamaz. Cilt nasıl çatlamış? Tamamen düzelmiş. Günde 2 kere sürüyoruz. Bir sabah, bir akşam. Bakın göz çevresi çizgiler, alın çizgileri hepsi gitmiş. Bunları da göstereyim. Sürmeyi anlatacağım. Bakın hanımların en büyük derdi dudak üstü büzüşmeleri. 1 hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra. Ve tüm derin kırışıklıklar, yüzeysel kırışıklıklar, tüm yaşlanma çizgileri hepsi gidiyor. Şöyle sürüyoruz günde 2 kere. Sabah yüzümüzü yıkadık, sonra masaj yaparak sürüyoruz. Göz çevresine de kaş ortasından dıştan içe, dairesel. Sonra da akşam yatarken yüzümüzü yıkadık, sürüyoruz. Gündüz sürdüğümüz, gün boyunca akşam sürdüğümüz siz uyurken sizi gençleştiriyor. Evet, son 10 dakikaya girdik. Fenjilyan şu anda kampanya devam ediyor. Normalde 89 liralık krem bugün 69 lira. Kampanya devam ediyor. 2 tane alırsanız tanesi 60 lira, 3 tane alırsanız tanesi 55 lira. İkili, üçlü alanlara kış seti hediye ediyoruz. Kaç tane alırsan al, kargo bedava, ekspres kargo. Bir günde kapına geliyor. Çok karlı uzak bölgeysen 2 gün sürer ama öyle 10-15 gün beklemek yok. 24 saatte kapında en fazla. Ve kış setini dedik ya, ikili üçlü alanlara bedava veriyoruz. Mucizevi bir set. İçinden parfüm, vücut parfümü ve vücut losyonu, body lotion çıkıyor. Bunların özellikleri var. Unisex, kadın, erkek ve evdeki çocuk kullanıyor. Çünkü tamamen organik. Kaz dağlarından toplanan bitkiler ve çiçek özleriyle yapılıyor. Aynı zamanda güzel kokmasının dışında özellikleri var. Nedir? İçerdikleri mineral ve vitaminler nedeniyle antioksidan özellik gösteriyorlar. Ve mikropları öldürüyorlar. Dezenfeksiyon. Sıkıyorsun, güzel kokuyorsun ve mikroplar ölüyor. Ve aynı zamanda vitaminleri nedeniyle bağışıklık sistemimiz güçleniyor. O yüzden kış seti deniyor. Hem güzel kok hem mikroplardan korun. Bu bir. İkincisi, güzel koku içerdiği bazı kokular ve bitkisel kokular beyinde hipotalamus bölgesine gidiyor ve serotonini yükseltiyor. Yani mutluluk hormonu artıyor. Depresyonla savaşınızda siz kazanıyorsunuz. Motivasyonunuz yükseliyor. Antidepresif yerine geçiyor. Ve son olarak body lotion. Dedik, ne dedik? Tekrar edelim. Normal parfüm, vücut parfümü banyodan sonra ve banyodan sonra tüm vücuda uygulayacağınız ve üstüne de yüzünüze fenjilyanı süreceksiniz. Body lotion da A ve E vitaminleri içerir ve zengin mineraller içerir. Sürdüğünüz zaman banyodan sonra bütün vücudunuz çatlak vesaire kalmaz. Çünkü kadifemsi ipeksi olur. Vitaminler ve mineraller nedeniyle cildiniz pırıl pırıl olur. Evet, fenjilyana indirimli alıyorsunuz ve yanında kış setini alıyorsunuz. Son 5 dakika hemen aramanız lazım. 0212-909-2020 0212-909-2020 0212-909-2020 Hemen ara, fenjilyanla gençleş ve kış setini bedava al. İster kendin kullan, ister yakınlarına hediye et.
Kampanyada son 5 dakika. 0212 909 2020. Hemen ara. Fejilyan. Ya şimdi böyle ben tiye aldım falan ya. Ondan sonra bir patlarmış. Her şey olabilir. Ya, yani hiç. Ama yok ya. Bu da olmaz ya. Olur mu Sadıç abi? Ya git Allah aşkına. Ölü doğum yani. Şu memlekette bir gün bir şey seyredip de ya bana Allah helal olsun yani. 10 numara bir iştir. Vay canına diye. Diyemeyecek miyiz ya? Diyemeyecek. Yani yok belki, öyle. Belki onlar da çıkıyor abi. Onlar da ama bu başka bir mecbur. Ama cürete bak ya. Hani program için falan değil. Bildiğin kadın single yapmış kardeşim. Allah Allah. Kadın single yapmış. Ne var bunda yani? Böyle yani sen de abi bazen gemi batıyor sandal arıyorsun ya. Ne yapalım, yani gemi batmış ya sen hala neredesin yani? Evet, yani evet. Manzarayı görmüyor musun Allah aşkına ya? Yani şu hale bakar mısın ya? Ben şimdi Nur'dan bir yeni single bekliyorum. Nur'dan bekliyorum. Olacağına bak sen. Nur'dan bekliyorum. Bir arabesk single bekliyorum. Evet. Radyo Terebide'ye gitti. Oradan geldi işte zar zor. O yüzden bak gözlerim. Salla Debrel Hasan. Salla. Sıradaki haberi salla. Evet, hunharca gülen adamın motoru çalındı. O yine gülmeye devam etti. Ya bence bunu jenerik yapalım abi. Şu anda Türkiye'nin ruh haline çok uymuyor. Vallahi ben bırakır mu giderim. Ha? Vallahi dinleyin. Ama giderim. Sizin tarifinize uymuyor mu? Türkiye'nin ruh hali bu değil mi abi? Abi bu ne ya? Bu marş basmaz gibi ya. Bırak Allah'ım. Ama şu an Türkiye gerçeği bu değil mi abi? Herkes bu noktada güler hizalanacak halimize durum aynen yok öyle mu birçok konuda? Aynen. E o zaman da jeneriği hak ediyor yani mu gülmedi? Ay yok ya. Ne ya? Şimdi o şov şahane bir şov. Bak şimdi. O ne var televizyonda? Neyi beğeniyorsun, neyi seyrediyorsun dersen ben bunu seyrediyorum. Oradaki 3-5 kişi ön planda olan her yani bölüm bölüm olanlarda her birinin bir tane bir kaptanı var. Uçağlar Çorumlu'nun olduğu mu? Ya evet evet. O adam bir kere önemli bir adam. Bak, o da çok önemli bir adam. Kim ne derse desin. Yani adamın oynadığı reklam bile farklı. Evet. Yani birbirine benzer bir tarafı yok. Şimdi o çünkü hakikaten güldüren bir adam. Yani belden aşağı espri yapmadan güldüren bir adam. Onu da hicve diyor. Sen onu aklına getiriyorsun. O telaffuz etmiyor. O tamam. Bu arkadaşın herhalde bu bir hastalık. Bu bir evet normal bir yani. Ya adamın motor bisikleti çalınmış. Adam hala ama hastalık tik gibi. Biraz önce de reklam öncesi tiklik öyle gittik ya. Ondan sonra var. Bunlar var Türkiye'de. Bizim de rejide var bir evet tane. Var yani onlar. Askerde de çok var. Evet abi. Onlar var. Ama basıyor küfürü. Evet. En azından adam şunu sevdim ben. Adamın gözleri de gülüyor. Bir tek kendi gülmüyor. Allah hep yüzümüzü güldürsün. Böyle ya psikolojik bozukluk olarak değil gerçek anlamda güldürsün. İnşallah. Evet. Nasıl gülüyor? Yani gülmek yani içten gelerek kahkaha atarak gülmek. Bir daha verir misin ilk başta bak şu anda. O normal dediği adam tabii içten tabii gülüyor bak. Ver sesi. Keşke hep böyle çok basıyor marjinal ama böyle bir gülme de yok ya. Demet Akalın güler böyle içine martı kaçmış gibi bazen. O bile ondan bu kadar. Bu da onun gibi. Ha 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 ha. Arabayı sanki karda itiyorlar marş basmıyor gibi araba. Ama Allah güldürsün seni. Gözleri de gülüyor adamın. Gözünün içi de gülüyor. Evet, ama işin ilginç tarafı birden gayet ciddi konuştuk. Efendim şöyle oldu. Arabamı çaldılar falan. Birden vah 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 vah. Sinir sistemlerinde bir şey var. Bozulmuş. Ama yavaş yavaş toplu olarak bu noktaya gidiyor Türkiye. Düşünebiliyor musun? Bir şey bu noktaya gitsek. Hep beraber gülüyoruz. Ha, 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 ha. Bunda tabii çok fazla ama yani ben bunu böyle tamamen reddetmiyorum. Çünkü benim de başıma gelirdi gençliğinde. Benim de sinirim bozulduğu şey zaman ben kendimi tutamıyorum. Ama siniriz bu konuşurken normalde başlıyor. Siz o katılma diyoruz. Hani mesela okulda sınıfta da en ufacık gülecek bir şey çok patlarsın. Normal hayatta gülmeyeceğin şey. Yasak ya. Tabii yasak ya onlar. Ondan sonra ama burada normal anlatıyor. İşte arabam çalındı falan normal. Yani gülecek bir şey yokken başlıyor adamı ki. Orada sinir motoru sinapsları bitmiş. Hani bir normal gülmesi gerekenin dışında bir yerde bir kısa devre var. Kısa devre var yani. Çünkü komik bir şeye değil. Normal bir şeye de gülüyor adamcağız. Tabii. Allah hep güldürsün ama öyle değil. Amin. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un bilinmeyenleri nelermiş? Şimdi onları göreceğiz. Evet. Kıvanç ve Çağatay. Şimdi enteresan bir şey. Şimdi baktığımızda mesela Kıvanç kariyerine çok daha önce başlamış ve fanları daha fazla olan bir noktada bana göre. Ama işte yayın günü ve projenin içeriğine de baktığımız zaman şu anda
Çağatay'ın oynadığı İçeride dizisi ki dün gece vardı. Kıvanç'ın oynadığı dizinin iki misli izleniyor. Şimdi bu da ister istemez. Şimdi ben yazın bir tatil beldesindeydim. O ikisi de bir merhabamız var. Oraya geldiler. Birkaç gün beraber geçirdik tatili. Yani olduğumuz yerde sohbet ettik. Baktığımda hani Çağatay bu dizi daha başlamamıştı ama bak, bu çok önemli. Şimdi ne demek istediğimi Sacit abiye soracağım. Şimdi o onun kardeşi gibiydi. O onun ustası daha büyük gibiydi. Ancak şimdi dizide pariteler değişti. Şimdi Çağatay'da Kıvanç'a karşı bir değişiklik olur mu sence abi? Olur yani. Bu çok normal bir şey. O senin söylediğin o şarkıcılarda da albüm patlayıcı olur ya. Beklentisini hayal ettiğin netice bu tip görsel işlerde, bu tip popüler işlerde, bu tip böyle çok fanı işte ne derler o eski tabirle fanı, hayranı seveni olan işlerde hiçbir zaman o senin hayal ettiğin o iyi niyet, o güzel netice gerçekleşmez. Bu ezelden de böyledir. Orada da böyleydi. Bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Lambada gaz bitince başlıyor. Mesela ben yılbaşı günü biliyorsun özel bir yerde bir konser vardı. Evet. Konserde de Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen ve Arif Susam yan yanaydı. Peki zamanında gelelim 40 sene evveline gelelim. Dur, şimdi oraya geleceğim. Evet. Cengiz Kurtoğlu sahnede dedi ki ya dedi ortada basın mensupları var. Siz bilmezdiniz dedi. Biz dedi rakip olarak gördüğünüz o Tarabya'da çalıştığımız günlerde aslında biz gizli buluşur tavla oynardık. O benim abimdir falan ya, filan. Ama ya, bunu ne zaman söylüyorsun? 40 sene sonra söylüyorsun. Ya bırak net yani tavla mı oynarlardı o yani. Birbirlerinin gıyabında, onlar için söylemiyorum. Genelde. O işi yapan, o piyanonun başına geçip de yepyeni bir tarz çıkarttıklarında adını da Taverna koydular ki o işte Türkiye'de konulan bir isim o. Taverna da o demek değil. Öyle kendi kendine Fedon başka yerde, rahmetli Ferdi Özbeğen başka yerde, bunlar Tarabya, bir kere bu Tarabya'dakilere, o yukarıdaki olanlar bir kere iki basamak aşağıda bakıyor. Birbirlerine söyledikleri lafları var ya, o günkü şartlar... Sonra iş işten geçince biz abi kardeşize mi bağlıyoruz? Çok rica ederim ya, Allah aşkına gözünüzü seveyim. Yani, tabii o tarihte insanın kendine yakıştıramıyor. Kaydet, şunu yap, bunu yap, böyle şey de zaten teknoloji de buna müsait değil. Olsa da bazı insan yapmaz mı, yapamaz böyle şeyler. Bir duysalar, hatırlasalar birbirlerinin suratına bakarlar mı acaba? Ya bırak sen bunlara, uzağa gitme Erol Köse ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Gel burada, biz burada her şeyi konuşuyoruz. Bir de her şeyi de sınırlar dahilinde doğru konuşuyoruz. Şu yaptığımız işten yola çıkarıp, bırak bu kadar iddialı, bu kadar paranın milyon doğallık işte döndüğünü yerleri. Biz kendi işimizden bakalım. Bu işi yaptığım, yarın bu işi bıraktığımız, bu iş durduğu zaman... Aynı bu işi yapanlarla olan relasyonların ne boyutta? Nasıl yani? Yani şu anda bu işi bıraktın. Ya evet. Da bu iş olmadan evet. Evvel. Varsın. Aynı bu işi yapan insanlarla telefon görüşmelerin ya herhangi bir şekilde buluşmalar, bir yere gitmeler, gelmeler ne boyutta? Vallahi ben evden işe gittiğim için bir yere gidemiyorum abi. Hı. Şu anda ne demiyorum. Öncesinde. Böyle bir iş şu anda yoktu. Aha. Evimizde oturuyoruz. Evet abi. Bizim gibi bu işi yapanlar da evinde oturuyor. Evet abi. Dünyada hiçbir zaman söylüyorum sana fakirliği paylaşmazlar. Zenginlik paylaşılmaz. Fakirlik paylaşılır. İktidar paylaşılmaz. Bu işi yapmaya başladıktan sonra bu işe başlamadan evvelki olan bizden olan relasyonları bu kadar düzgün olan insanlar adımızı anmadıkları gibi biz de onların adını anmıyoruz. O zaman mesleğin doğasında var. Bu işin doğasında bu var. Uzağa da gitmeyelim. Şey yani, de aklıma geldi mesela. Murat Boz diyoruz. Murat Boz kimdi? Tarkan'ın vokalisti. Yani şimdi. Yumurta tavuk mevzusu bu, yani. Bu böyle bu. Onun için şimdi bir de yapılan işte madden ve manen menfaatler yükseliyor ise ustaymış, çırakmış, bunlar palavra. Bunlara işte müzikal laflar diyorum. Biz ondan abi kardeşiz. Nerede abi kardeşsiniz siz? Aynen, lan birbirinize selam vermiyordunuz siz be.
Siz birbirinize selam vermiyorsunuz. Çünkü aynı işi yapıyorsunuz, aynı saatte başlıyorsunuz, rezervasyonlarınız aynı saatlerde, aynı tarzın adamlarısınız. Ya bunu yani kime anlatıyorsunuz? Siz şimdi şu anda önünüzde bir jenerasyon var. Sizin aslınızı, evveliyatınızı bilmiyor. Onlara salla. Salla. Atış serbest. Atış serbest. O da sizi şu andaki haliyle kabul ediyor. Öyle görüyorsunuz. Aa diyorlar bak bunlar yani, ne egosuz adamlarmış zamanında. Kim egosuz be? Bunların birbirlerine söylediği lafları diyorum ki sana, diremini eşek yese kudurur. Eşek yese kudurur. Aygıra ver, aygır da kudurur. Aman abi kudurmadan biz yeni habere geçelim o zaman. Evet. Bir dakika. Rahmetli Ferdi Özbey'in onu gördüklerinde birbirlerini şu anda yaşayanlar, Allah uzun ömürler versin. Aha. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Birbirlerini gördüklerinde merhaba nasılsın? Bodrum'da mesela geziliyor. Evet. Aa Ahmet iyiyim sen nasılsın paşa? Görüşemiyorum canım. O karşıdan geliyor, bu buradan gidiyor değil mi? Ya konuştular burada, herkes yoluna istikametine devam etti. Aradaki mesafe 2 metreyi bulmuyor ya. Sallamaları için. Hiç sallama mı? Ana avrat dümdüz. Allah yarabbim. Dümdüz. Peki bunun psikolojik nedeni ne sence abi? Abicim. Rekabet insanları bu haline getirsin. Çünkü pastadaki pay önemli. Pastadaki pay önemli. Aynen. Düşün bir işi aynı kategoride. Yani dert bu pasta yani. Ama yani şimdi niye dedim geçen gün aynısını işte paylaştım yazıyorum oraya, bazen çok güçlerine gidiyor. Bu ülkedeki en büyük zaafı sana söyleyeyim. Bu ülkenin aslında karnı aç değil, gözü aç. Duyumsuzluk bu ülkenin var. Adamının, insanının karnı aç değil. En nihayetinde en kral yemeği paran varsa verir yersin. Paran yok. Yarım ekmeğin içine kaşar peyniri koyar yersin yine doyarsın. Yani doyma hissi var çünkü insanın belleğinde. Yani o sinir sisteminde doydun diyemiyorsun diyor. Ama 50 milyar servetin var. Sıfır gibi kabul ediyorsun. Tamam bir sefer yaptın. 250 milyara çıktın. Yine sıfır kabul ediyorsun baba. Gözü doymuyor, gözü. Önce bu ülkenindeki insanların hep bana, hep önce bana. Gözü doyuyor. Sence bu ülkeye mi mahsus durum? Bu ülkeye mahsus. Çünkü yani bak, sen, senin adamının gözü doyuyor diyorsun. Evet. Adamın bir ideali var. Şanslar yani yaşam biçimi hasbelkader ona bir şans vurmuştur. Birdenbire Hollywood'a düşmüştür. 10 lira kazanıyorken 10 milyon dolar kazanıyordur. Bunu kastetmiyorum. Normal vatandaştan bahsediyorum. Adamın bir ideali var. Ben ayda 2000 euro kazanacağım. Adam bu 2000 euroyu bulma yani standart hale getirdikten sonra elbette ki insan doğasında bunu arttırmak en doğal şey. Ama bunu 2000 euroyu hayal ederken onu bulduktan sonra bunu belki 6000 euroyu düşünmeye başlayabilir. Ama 60.000 euroyu düşünemez. Bizde böyle değil. Nereden geliyorsa o gelmiş. Evet, işte onu söylüyorum. Evet, enteresan. Yoksa Türk genleri var ya. Dünyada yani insanın isteği biter mi? Bitmez. Ama bunun bir ölçüsü var. Bu ülkede ölçüsü yok. Al görüyorum ben bazılarını. Ben bazılarını bu memlekette 81 yılında Yüksel Özel'in evinde bulaşık yıkadığını biliyorum. Aa! Evet. İsim alayım. Ya bırak ismi sen şimdi. Ay. Çünkü onu da reddedecek. Yalan diyecek, onun yardım elbiselerini ütülüyordun. Oranın o ortalığı temizliyordun sen be arkadaş. Sen hayal ettiğin yerin neonlarına bakıyordun. Ya Rabbi, ya Rabbi. O neonların kapısında bekliyordun. Şimdi oradan geliyorsun, hasbelkader oraya geliyorsun. Ondan sonra hayal edemeyeceğin bir servete ve şöhrete kavuştuktan sonra daha yine durmuyorsun. Ne yapıyorsun bu sefer? Seninle hiçbir şekilde madden ve manen aynı yerde olmayan insanları baltalayıp onları yerin içine gömmek için çaba sarf etmeye başlıyor. Yani Allah'ın sana bahşettiği o gücü sen muktedir olmayan, muhtaçlıktan böyle bir fırt yukarı çıkmış, hayatını idame ettirmek üzere yola çıkmış olan insanları da yerin dibine sokmak için kullanıyorsun. Evet. Onun için acımasızca finalde sıfıra ibla ediyorsunuz. National Geographic daha iyi. O sadece ihtiyacı olduğu kadar. Doyunca dönüp arkasına bak, gidiyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim ben. Belgesellerde hayvanlar. Kaplanla aslanın aç olduğu zaman saldırıyor. Aç olduğu zaman. Yani önünden antilop sürüsü geçtiğinde açsa bir sürekli böyle bir ekiple çalışıyorlar ve avlıyor
onun en zayıf olanını, onun da en zayıf olanını seçiyor. İçgüdüsel olarak böyle bir meziyeti var. Var. Tok. Aynı sürü geçiyor, yatıyor kısırtısı. Bizde öyle mi? Yok. Sen de öyle Hedef değil. Hedef tahtası gibi. Sen de öyle değil. Bunu söylerken zannetmeyesin ki ben gökten zembillenmiş bir adamım. Sadece sende bu duygular yok, var mı? Yani yoktur. Hepimiz onun paydasıyız abi. Hayır, bende de vardır. Ama aramızdaki fark şu. Ben onu kontrol ediyorum. Ben de en nihayetinde karşımdakinin bana zarar vermeye başlayacağı an geldiğini hissedersem aynı şekilde ben de o seti koyarım. Ama aramızda bir fark var. Ben %10, 15, 20 maksimum kullanıyorum. Bu %85 kullanıyorum. Zarar verici. Zarar benim %20 kullanmam karşı tarafı gömmüyor ama onun %85 kullanması bu gücü karşı tarafı gömüyor. Maalesef. Evet. Evet, köpeği dile getiren klarnetçiyi göreceğiz şimdi. Bakalım nasıl görüntüler gelecek. Evet, Vezir Parmağı. Ne diyorsun Vezir Parmağı kampanyasına? Ama burada bir şey söyleyeceğim. Yani bunu çok samimi soruyorum. Sen daha yakinen ilgileniyorsun diye sana soruyorum. Burada rahatsız oldukları nokta neresi? Ben orayı tam çözmüş değilim. Tabii fragmandan anlaşılmıyor. Ben fragman gayet güzel, rengarenk. Ondan sonra güzel ve yani seyredilebilir buldum. Şimdi iki tip kampanya var. Bu kampanyada elektronik oylamayla yapılan kampanyalar var. Change.org vesaire diye. Hı. Ondan sonra orada imza topluyorlarmış. İşte şalvarlı insanları, sarıklı cübbeli insanları kötü gösteriyor. Hı. Diyen var. Bir kısımda diyor işte orada siyasi yönünden işte PKK'lara destek veren bir yönü var diyorlar şey için. Mahsun için zamanında onların konserine çıktı. Bunlar iddia tabii, hiçbirinden ceza almış veya somutlaşmış bir şey. Ben sosyal medyada dolaşan ben iddialar. Ben bilmiyorum tabii bu durumda. Ya bu memleketin Rumeli Hisarı'nda Osmanlı'nın inşa ettiği bir kalenin içinde yıllarca bir kavuk devrildi diye bir oyun oynandı. Rahmetli, Allah nur içinde yatırsın, İsmail Dümbüllü orada oynadığı oyunların haddi hesabı yok. Yani burada onlar da aynı o günkü yöresel ve otantik o kıyafetleri giyiyorlardı. Orada yapılan esprilerle millet yerlerde kahkahalar içindeydi. Hiç kimsenin böyle bir rahatsızlığı yoktu. Ben şimdi Mahsun'un avukatı falan değilim. Bu filme gider miyim, gitmez miyim onu da Allah bilir. Hı hı. Ama ben güzel bir film olarak. Şimdi burada yani bir şeyden rahatsız oluyorsan bunun gerekçelerini çok sağlam mesnetler üstüne koyman lazım. Burada rahatsız olan şey ne var? Ha, o iddia edildiği gibi PKK, MKK hikayelerinden ona atfedilen, onu metüsünayla bahseden bir şey varsa orada yerden göğe kadar haklılar. Ama ben böyle bir komedi filminin içerisinde böyle bir şeyin olacağına da değilim. Şimdi tabii bunu daha önce çektiği New York'ta Beş Minare de o tema olarak FETÖ'ye öykünme var dendi. İşte onun bir sponsoru vardı Mübariz diye. O adam da Türkiye'de iş yapması yasaklandı. Oteli motelini sattı gitti diyorlar. O da FETÖ'ye yakın öyle oldu. Diyorlar ama aynı otelin önünden geçerken orada yine aynı bayrak sallanıyor. Nasıl oluyor bu iş? Ama oteli satmış, devretmiş. Artık bilemiyoruz ama Türkiye'de değil diyorlar. İddia tabii bunlar. Milletin ağzı torba değil. Bugünlerde dezenformatik yani yanlış bilgilendirme. Bu komedi filmi. Yani bunun burada çünkü buna gelene kadar bu tip şeyler yapıldı. Yani Osmanlı kıyafetlerinin içerisinde o şiveyle yani ben dün gibi hatırlıyorum ya. Ya yerlerdeydi bütün millet. 3000 kişi, 5000 kişi, 7000 kişi böyle yani ve uzun zaman bilet bulma şansın yok. Öyle işler yapıldı yani. Ben bilmiyorum ama yani yine bakalım, oynadığı zaman girsin, belli olacak. Vizyona girdiğinde görülecektir. Evet. Evet. Nehir Erdoğan boşandı. Şimdi burada öncelikle yine sondan başlarsak Yeşim Salkım'ın durup dururken yine gündem yaratarak Gülben Ergen'den bahsedip sonra bu kadınla ismimin yan yana anılmasını istemiyorum deyip üzerine de Gülben Ergen'in boşandığı, yeni boşandığı eşinin gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır cümlesini kurup devamında da arka sokakları söyleyip ondan sonra da bu kadınla ismimi anmayın demesine kaç puan verdiniz Sacit Bey? Sen kaç puan verdin? Goes to... Ben eksi 500 puan verdim. Çelişkiler yumağı olarak dedim. Ya işte.
Senin çok şey var ama işte. Abi söyleyelim diye buradayız sen de. Kurbanın olayım. Söyleyelim diye burada oturuyoruz abi. Kusura bakma ya. Allah aşkına söyleyemiyorum ya. Söyleyemiyorum. Canım, burada söylenecek ki. Lisan-ı münasiple söyleyeyim. Lisan-ı münasiple söylendiği zaman herkes bize trene bakar gibi bakıyor. Tam dört başı mamur söyleyeceksek alın resim abi, sözünü televizyon, de söylerim. Televizyon evet. Karşısındayız. Rütük kuralları gereği konuşacaksak konuşacağız abi. O zaman susmakta fayda var. O zaman susmakta fayda var. Ne yapacağız? Yapma. Yani benim öyle çok önemli bir kabiliyetim yok. Abi bu bir önemli kabiliyet. Anlatamıyorum hançerim. Anlatamıyorum. Anlamıyor musun sen ya? Ne? Bu arkadaşı anlatamam ben şimdi. Nasıl anlatacağım ben bunu? Kelimeleri bulamıyorum. Kelime yok. Kelimeyi söylediğimizde katır çatır çatır ceza gelir. Onun için sus diyorum ya. Daha ne dersin? Yo abi şimdi hakaret emaz olmadan. Hakarete normal kelime yok lügatta. Bu cümleyi. Senin anlattığın senin bittiği yerden başlıyoruz. Bittiği yerde başlıyoruz. Dolayısıyla da susmakta falan yani haklısın ya. Sen susmasan, ben susmasam nasıl? Allah aşkına. Şimdi Gülben Ergen'in neyini konuşacağız? Gülben Ergen tamam amen. Abi Gülben Ergen'in burada hiçbir şey yok ki. Konunun dahili bile değil. Yani şimdi Gülben Ergen'i biz önümüze getirip konuşurken Gülben Ergen'le de ilgili konuşurken onu da eleştirirken eleştiren insan da kendine iyi hesap edecek. Önce kendine hesap edecek. Önce kendine bir bakacak. Hayır burada içerikten muaf olarak hem bir kadından bahsedip hem o kadınla benim adımı anmayın demek yani, zaten yüzyılın komedisi değil yani. Mi? Çok saçma. Yani Gülben Ergen de aslına bakarsan Gülben Ergen de bu ülkedeki vatandaşı çözmüş. Aynı Reha Muhtar gibi. Niye yani? Aynen böyle. Bunu söylüyorum. Bunun cezası mezası yok. Çözmüş manzarayı, coğrafyayı. Bu memleketin reaksiyonel bir hadise, bir reaksiyon gösterdiği noktaları çok iyi çözmüşler. Rahmutlar çok iyi çözememiş. Evet çözdü. 20 sene bu memlekette ekmek yemesinin sebebi bu. Çatır çatır. Öyle çözmese zaten... Ya onların sayesinde biliyor musun? Baltacımanında saray gibi yerde oturmaz. Ya canım aileden de vardır da zamanında TRT'de isim yapmışlar diye. Yani öyle şimdi kimler, bakın biz orada meydanı boş bulmuşlar. Şimdi bu tip insanları eleştirirken bu tip insanları kabahatlerini, kusurlarını, hatalarını burada konuşurken bu memleketteki meziyetlerini de göz ardı edemeyiz. En nihayetinde hanımefendiyi eleştiren bu hanımefendi senin beraber iş yaptığın Hakan Uzan'la evliyken Aslı kestikti. Oo. Yani güç kimde, hime ne oluyor? Abi günü konuşursak buradaki konu şu. Ben Ferhan'dan bahsediyorum diyelim. Ferhan şöyle, Ferhan öyle. Sonra diyorum ki benim adımı Ferhan'la anmayın kardeşim. Şimdi. Bu ne Deyriz? Buna da anlatırız. Şeker kardeşim. Söylüyor, anlatamıyorum galiba ben derdimi. Ya ben Türkçe'yi anlamışsın. Anlamışsın ama az anlamışsın. Şu anda... O kadının da, şimdi bu kadınların hepsi bu memlekette irili ufaklı büyük hatalar yaptılar. Toplumsal büyük hatalar yaptılar. Toplumun hiçbir değer yargısından uyuşmayan işler yaptılar. O da yaptı, o da yaptı, o da yaptı. O da yapacak, o da yapacak, o da yapacak. Bitti. Dolayısıyla bu ülkedeki izleyici, hayran, efendim, fan. Ne adını ne koyuyorsanız koyun. Medya bunları reddetti mi? Hayır etmedi. Tam tersi öyle bir kadın köşe yazarı ya. Öyle bir hale getirdiler ki mağdura acıma hissini uyandırdılar. Düşünün o mağdura çıkıp böyle buralarında Allah yazan işte kolyeler taktılar, beyaz gömlekler, bir topuzlu beyaz gömlek. Zannedersin ki doğru. Bunları götürdüler işte herhangi bir parktan geçerken tacize uğrayan hatunların haline soktular. Öbürkünün başına gelen bir felaket. O bir... Hani, ve hakikat. Evet. O hamile bir kadın orada yürürken onun karşısına çıkıp da bu işi yapan tekmedi. Allah'ın öküzü, Allah'ın şerefsizliği, hanzosu o kadının şanssızlığı. Buradaki hataları bu kadınlar bilmeyerek, hasbelkader başına gelerek yapmadı. Hepsi planlı projeliydi. Hepsi biliyordur o başına gelecek o felaketleri. Kime anlatıyorlar bu hikayeyi ya? İlle de kafamı herkesin kafasına vurabilirler. Herkesin kafasına vura kabul ettirirler. Benim kafama kimse vura kabul ettiremez. Anca bu kadar cümle bulabildi. Ama şu var. O fotoğrafı tekrar verir misiniz demin Yeşim? Bu arkadaş da eleştiri yaparken dikkatli olacak. Bakın şimdi bakın Gülben Ergen oradan sanki Yeşim'e
müstehsi müstehsi gülüyor. Sen anlat diyor, anlat. Ben amiral gemisinde yazarım, yani, çizerim. Abi aralarında bak yine söylüyorum. Ben bunlar için de söylemiyorum. Genel yapısı itibariyle söylüyorum. İsteyen alınsın, isteyen kızsın, isterse selam vermesin. Ölürsem de mezarıma gelmesinler, cenazeme de gelmesinler. Allah. Fark etmiyor benim için. Ben yaşadıklarımı bilirim. Bu memlekette, bu konuda tabanda olanla zirvede olan arasında 0.50 karat vardı. Şimdi 0.22'ye düştü o. Fark. Kusura bakmasın kimse. Arzın merkezine bunu da seyahat. Konuşursak, bunu da eski tanıyorum. Üvertürlüğünden tanıyorum bu kahatını. İşim Saltım. Evet. Dursun Saltım'ın evet. O da çok iyi bilir nerede tanıdığımı. Abo! Yani şimdi ezbere konuşmanın manası yok. Her şeyin bir haddi hududu var. Yani kimse bana kalkıp da profesörlük böyle kalkıp da avukatlık kalkıp da böyle fazilet mezirganlığı yapmasın. Herkesin sırası, yeri, ağırlığı birbirlerinden farklı. Yani evet. Ben Gülben Ergen'i falan savunduğum için konuşmuyorum. Ben Seda Sayan'ı falan da savunmuyorum artık. Yanlış ama orada da bu yazıp çiziyorlar bana. Neyse, ben yalanı konuştuğunuz zaman, yalan, hayatı öneme haiz yalanlar konuştuğunuz zaman bitti benim için. Benim evladım da olsa bitti. Ben babamı sildim. Bunlar kim be? Babam bana yalan konuştu. Babam bana beni harcadığı için, babam ahde vefası olmadığı için ben sülbü olduğum adamı silmişim ya. Ve kitabını yazmışım diyorsun. Bunlar necidir, ne kimdir bu? Ama yine söylüyorum. Sen inanabilirsin. Erol Adınas konuşmam. Erol da inanabilir. Ben yaşadım. İnanmıyorum. Kusura bakmasınlar. İnanmıyorum. Ben BTR'ye gelirsek büyük bir çelişkiler. İşim Salkım hem Gülben'le bahsedip hem de beni onunla anmayın demesi yüzyılın komedisi. Ben nasıl inanayım ya? Siz geldiniz burada benim karşımda. Hastanelere ziyarete gittiğiniz insanlar var. Ben gitmedim ziyarete. Ben hasta yatağında kimseyi görmedim. Beyefendi gördü. Siz gördünüz. Ya buraya gelen konuklar gördü. Ölüme 10 saniye var. Bakıyorsun ki ölüme 10 saniye gidiyor. Öyle değil mi kardeşim? Ben ölüme 10 saniye değil canım. Nur Yerlitaş'tan bahsediyorsun. İsmini vermeden konuşmamın evet, bundan vazgeçer mi? Seyirci her şeyi anlamıyor. Anlar. Şu anda açtı anlıyor. Neyden bahsediyorsun? Eskiden adın ameliyat olmuş. Ben dedim ki tam tersi. Örtüyü kaldırıp bir baktım estetik bile yaptırmış dedim. Ne ölüp kalması? Yani böyle. Yani Ezra ile Allen arasında kaptı kaçtı oynuyorlar. Bu joker çekiyor kurtarıyor paçayı. Gibi anlatıyorsunuz. Sonra radyoterapiye girdi. Sonra mezoterapiye girdi. Yok anasının sözü terapiye girdi. Abi güzel. Anasını falan biz zaten kârı kediye rütüye yüklerim. Konuşturmak isterim ama. Oktay Kaynarca ve oluyor. Meryem Uzerli arasında mı bu sefer aşk başlamış? Şimdi onu göreceğiz. Evet şu an en yakışan paylaşımlardan birini yapmış. Evet, şimdi bazıları bakıyorum. Ne üzülüyorum biliyor musunuz? Şimdi herkesin bir toplumsal kanunlar, kurallar çerçevesinde görüşlerini, eleştirilerini saygın bir biçimde veya birlik beraberliğimiz olması gereken anlarda da biraz haklı duygusallık içeren bu tip Çağ'ın yaptığı gibi, aslan gibi fikirlerini veya varsa da eleştirilerini söylemesi gerekir. Çağ'ını takdir ediyorum. Fakat bakıyorum, bir üşenmedim, taradım. Çoğu ünlü Reyna saldırısı veya patlamalar, toplumumuzu yüreğinden boğan olaylarda masanın altına saklanmışlar abi. Çıt yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını söylemekte bu kadar imtina ediyorlar. Ama bir gün söylerler ama iş işten geçer. O zaman da söylemeleri bir para ifade etmez. Sadece Ulu Önder Atatürk anlamında da kullanmadım. Yani veya şeyle geçtim işte siyah bir ekran koymuş. Ondan sonra. Ya, bir de o moda çıktı yani. Siyah bir ekran yani. Ekran karartma. Sen zannedersin kendisi şey böyle büyük bir televizyon kanalı da ekranı kararttı yani falan. Siyah düştü. Yani böyle aman abi suya sabuna şey yapmayalım. Ya kardeşim ne yapacak yani terör lanetleyince ondan sonra bu bir suç mu yani? Yani terörü lanetliyorsun kötü yani. Şey saygılar çerçevesinde aynen. Devletine destek oluyorsun. Ama söylenecek bir şey yok. Herkes kendi imtihanını veriyor nihayetinde. Yani peki bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi Şah'ın söylemlerinde
yanlış bir şey mi var? Yani Şahan hayalini mi söylüyor? Yo, aslan gibi konuşmuş. Olması gerekeni konuşmuş. Yani önce Şahan'ın Allah'a bahsettiği sonra Atatürk'e. Recep İvedik'e gitmiyordum. Gideceğim kardeşim. Şahan'ın bahsetmiş olduğu o muhteşem, o önemli şahsiyet, o söylenenlerden çok daha mı aşağıda bir kişilik? Yani bu, yani insanlar niçin bu kadar geçmişinden rahatsız ya? Niye, neden? Ben bunu anlamış değilim ya. İşte anladığımız günde dediğin gibi iş işten geçmiş olacak. Evet, sıradaki haber. Evet, emektar oyuncu Yusuf Sezgin'in oğlu Umut Sezgin evleniyor. Evet, evet, evet. Bugün dışarıda buz gibi bir hava var ama merak etmeyin. Kalın giydiğiniz gibi cildinizi de koruyacak bir ürünümüz var. Fenjilyan. Fenjilyan'ı artık biliyorsunuz. Dünyaca ünlü hale geldi çünkü yurt dışında da satılıyor. Anti-aging kremi, kırışıklıkları, cilt lekelerini, göz çevresi, koyu halkalarını, morluklarını, torbalarını yok ediyor. Yani gençleştiriyor. Orta yaşta hanımlar, beyler, ileri yaştaki beyler, menopoz sonrası hanımlar. Sizler için ideal. Botoksuz, ameliyatsız gençleşiyorsunuz fenjilyanla. Ve soğuktan koruyor, cildinizin soğuktan çatlamasını, yaşlanmasını önlüyor. Fenjilyan yine kampanyamızla satılacak bugün. Süremiz başladı. Tam 15 dakikamız var. 15 dakika içinde alanlar indirimli alıyor. Numaramızı söylüyorum. 0212 909 2020. 20'lik dişten aklınızda kalsın. 2020. 0212 İstanbul Avrupa Yakası. Türkiye'nin her yerinden aranıyor. Evden, cepten, her yerden. 909 akılda kalıcı olsun diye seçtik. Bir solda bir sağda 20'lik dişten aklınızda kalsın. 2020. 0212 909 2020. Ya da fenjilyan.com'dan ya da akıllı telefon uygulaması WhatsApp'tan mesaj da atabilirsiniz. 0533 057 45 92. Bunların hiçbiri aklınızda kalmazsa Google arama motoruna, bilgisayardan, cepten siz veya yakınlarınız girin, Erol Köse yazın, boşluk bırakın, yanına da krem yazın, hop fenjilyan.com önünüze gelir. Fenjilyan hikayesini anlatacağım ama önce fiyatları söyleyeyim. Fenjilyan normalde kozmetik mağazalarda 89 lira. Ama bugün İndirimli fiyat, %25 indirimle yaklaşık olarak 69 lira bir tane alana. İkili ve üçlü alanlara da hediyemiz var. İkili alanlar tanesine 60 lira ödeyecek, üçlü alanlar tanesi 55 lira ödeyecek. Tekrar diyorum, bir tanesi indirimli 69. İki tanesi ikili alanlara tanesi 60 lira, üçlü alanlara tanesi 55 liraya. İkili ve üçlü alanlara hediyemiz var, kış seti. Dışarıda buz gibi bir hava varken kremden de daha pahalı bir kış seti veriyoruz. Neden kış seti? Anlatayım. İçinden neler çıkıyor. Bu arada ekspres kargo ile yollanır ürünleriniz. Kar var falan. Bir iki günde elinize gelir. Yoksa öyle bir hafta 10 gün falan beklemek yok. Kar nedeniyle biraz aksamalar oluyor. Ama siparişi verdiğinizde 10 dakikada aynı gün kargoya teslim ediliyor. 15 lira değerindedir ekspres hızlı kargo. Bizde bedava. Evet. İçinden kış seti alanlar, ikili ve üçlü alanlara hediye ediyoruz dedik. Parfüm. Vücut parfümü body lotion, vücut losyonu çıkıyor. Şimdi ne özellikleri var? Hepsini anlatacağım. Bunlar normal parfümler değil. Unisex dediğimiz. Ailece kullanıyorsunuz. Hem kadın hem erkek hem çocuklar kullanıyor. Tamamen organik. Kaz dağlarından toplanan özel bitki özleri ve çiçek özleriyle yapılıyor. Normal bitkisel esansı var, bitkisel tamamen ve başka özellikleri var. Şimdi anlatıyorum. Nasıl kokuyor Ferhan? Çok güzel kokuyorlar. Fresh, bayılıyorum. Mis gibi kokuyor. Yüzünüze, yani yüz normal parfüm, boynunuza ve vücut parfüm banyodan sonra tüm vücudunuza. Bütün vücut. Bu da body lotion, vücut losyonu banyodan sonra tüm vücudunuza. Parfümler hem normal parfüm hem vücut parfümü antioksidan özelliği var. Yani cildinizi o da gençleştiriyor. Çünkü mineral ve vitaminler içeriyor. Bitkisel ve çiçek özleriyle yapıldığı için. Ayrıca enfeksiyondan koruyor. Sıkıldığı yerde mikropları öldürüyor. Hmm. Ve aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. İçerdiği vitaminler nedeniyle kışın hastalıklara direnciniz artıyor. Aynı zamanda kanıtlanmış ki koklandığı zaman bir hoş kokusu var ya, beyne gidiyor, hipotalamusla serotonini aktive ediyor ve depresyonla savaşmanızda faydalı oluyor. Yani motivasyonunuzu yükseltiyor. Bir parfüm düşünün, hem güzel koktunuz mis gibi, hem enfeksiyonlara direnciniz arttı, hem de
motivasyonunuz arttı, depresyona girmeniz önlendi. Vay. Bitmedi. Üçüncü içinden çıkan kış setinin body lotion, vücut losyonu. İçerdiği D, C, E vitaminleri nedeniyle vücudunuz kaymak gibi kadifemsi ipeksi oluyor. Çatlaklar yok oluyor. Vücudunuz tamamen gencecik bir cilde sahip oluyorsunuz. Yüzünüze de fecilyanı sürünce değmeyin keyfinize. Oh. Bunu tek tek vermiyoruz. Üçünü bir arada. Çok güzel ambalajı var böyle. Üstünde kar taneleri. O yüzden kış seti diyoruz. İkili ve üçlü alanlara bedava vereceğiz bunu. Süremiz son 10 dakikamız. Hemen arıyorsunuz. 0212-909-2020. 0212-909-2020. Gelelim fecilyana esas. Bunu kime veriyoruz? Fecilyan ikili üçlü alanlara. İkili alanlar tanesi 60 lira. Üçlü alanlar tanesi 55 lira. Bir tane alana da bu kış seti yok ama yine indirimli. 89 liralık gram 69 lira. Kargo bedava. Sipariş veriyorsunuz 10 dakikada kargoya teslim ediliyor. Bir çok karlı uzak bölgeyse 2 gün oluyor. Bugünlerde normalde bir günde. Ama öyle bir hafta 10 gün falan beklemek yok. Uzun süren kargolardan değil. En hızlı ekspres kargo. Fecilyan'ın hikayesi de şu. Ben ürünün reklam yüzü değilim. Ürünün sahibiyim. Tibet'e gittim. Tıp doktoru olarak orada bir sempozyuma gitmiştik. Bu arada Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum ve gerçeklerin sözcüsüyüm. Sizlere yanlış bir ürünü tanıtıp diplomamı yakacak halim yok. Beğenmeyen iade edebilir. Kanuni olarak 2 hafta içinde bir kişi bile iade etmedi. Onu da söyleyeyim. Tibet'te fenj ağacı var. Fenj ağacının yaprakları ve kökünü halk topluyor. Çok değerli. Onu dövüyor. Böyle suyla karıştırıp yüzüne sürüp maske yapıyor, gençleşiyor. Onu Türkiye'ye getirdik. Sağlık Bakanlığı'na incelemeye sunduk. Gelsin belgeler ve Sağlık Bakanlığı ve Yeditepe Üniversitesi testleri yapıldı. Bu süreç öyle bir günlük değil. 3 yıl çalışıldı. Farmakologlar, dermatologlar ve kozmetikte devrim yapıldı. Tek tüpte hem yüz hem göz, hem gece hem gündüz kremi oluştu. Fecilyan öyle bir mucizevi iksir. Cildiniz tamamen gençleşiyor. Diğer kremlerden farkını söyleyelim. Tamamen organik. Belgeleri gördünüz. Hepsi Sağlık Bakanlığı onaylı. Diğer kremler bu cildin anatomik kesiti mikroskop altında. Sadece cildin üst tabakasını etkiler. 10 dakika nemlendirir sonra kaybolur gider. Oysa fecilyan cildin diğerlerinin başaramadığı o sadece fecilyanda bulunan bize patentli molekül cildin alt tabakasına iner. Çok küçüktür. Alt tabakaya inemez diğerleri. Bu iner fecilyan ve esas görevini yapar. Azalan kolajeni tekrar ürettirir. Cildimiz yaş aldıkça orta yaştan sonra niye yaşlanıyor biliyor musunuz? Niye kırışıyor, niye buruşuyor? Bir balon sönüyor, balon böyle sönüyor. Çünkü kolajen üretemiyor cilt artık. İşte fecilyan burada devreye giriyor ve üretilmeyen kolajeni tekrar üretip cildi gençleştiriyor. Botoksuz, ameliyatsız. Göz çevresi, koyu halkalar, morluklar, torbalar, cilttekileri, güneştekileri, sivilce izleri, akne izleri, çiller, hepsi gidiyor. Ayrıca 20 faktör güneş koruyucu var. Güneşin radyasyon etkisinden koruyor fecilyan. Bakın göz çevresi, koyu halkaları, morlukları nasıl yok olmuş? Öncesi sonrası bunlar noter tasdikleri, yoksa yayınlanamaz. Cilt nasıl çatlamış? Tamamen düzelmiş. Günde 2 kere sürüyoruz. Bir sabah, bir akşam. Bakın göz çevresi çizgiler, alın çizgileri hepsi gitmiş. Bunları da göstereyim. Sürmeyi anlatacağım. Bakın hanımların en büyük derdi dudak üstü büzüşmeleri. Bir hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra. Ve tüm derin kırışıklıklar, yüzeysel kırışıklıklar, tüm yaşlanma çizgileri hepsi gidiyor. Şöyle sürüyoruz günde 2 kere. Sabah yüzümüzü yıkadık, sonra masaj yaparak sürüyoruz. Göz çevresine de kaş ortasından dıştan içe, dairesel. Sonra da akşam yatarken yüzümüzü yıkadık, sürüyoruz. Gündüz sürdüğümüz, gün boyunca akşam sürdüğümüz siz uyurken sizi gençleştiriyor. Evet, son 10 dakikaya girdik. Fecilyan şu anda kampanya devam ediyor. Normalde 89 liralık krem, bugün 69 lira. Kampanya devam ediyor. 2 tane alırsanız tanesi 60 lira, 3 tane alırsanız tanesi 55 lira. İkili, üçlü alanlara kış seti hediye ediyoruz. Kaç tane alırsan al, kargo bedava, ekspres kargo. Bir günde kapına geliyor. Çok karlı uzak bölgeysen 2 gün sürer ama öyle 10-15 gün beklemek yok. 24 saatte kapında en fazla. Ve kış setini dedik ya, ikili üçlü alanlara bedava veriyoruz. Mucizevi bir set. İçinden parfüm, vücut parfümü ve vücut losyonu, body lotion çıkıyor. Bunların özellikleri var. Unisex, kadın, erkek ve evdeki çocuk kullanıyor. Çünkü tamamen organik.
Kaz Dağları'ndan toplanan bitkiler ve çiçek özleriyle yapılıyor. Aynı zamanda güzel kokmasının dışında özellikleri var. Nedir? İçerdikleri mineral ve vitaminler nedeniyle antioksidan özellik gösteriyorlar ve mikropları öldürüyorlar. Dezenfeksiyon. Sıkıyorsun, güzel kokuyorsun ve mikroplar ölüyor ve aynı zamanda vitaminleri nedeniyle bağışıklık sistemimiz güçleniyor. O yüzden kış seti deniliyor. Hem güzel kok hem mikroplardan korun. Bu bir. İkincisi, güzel koku içerdiği bazı kokular ve bitkisel kokular beyinde hipotalamus bölgesine gidiyor ve serotonini yükseltiyor. Yani mutluluk hormonu artıyor. Depresyonla savaşınızda siz kazanıyorsunuz, motivasyonunuz yükseliyor. Antidepresif yerine geçiyor. Ve son olarak body lotion. Dedik, ne dedik? Tekrar edelim. Normal parfüm, vücut parfümü banyodan sonra ve banyodan sonra tüm vücuda uygulayacağınız ve üstüne de yüzünüze fenjilyanı süreceksiniz. Body lotion da A ve E vitaminleri içerir ve zengin mineraller içerir. Sürdüğün zaman banyodan sonra bütün vücudunuz çatlak vesaire kalmaz. Çünkü kadifemsi ipeksi olur. Vitaminler ve mineraller nedeniyle cildiniz pırıl pırıl olur. Evet, fenjilyanı indirimli alıyorsunuz ve yanında kış setini alıyorsunuz. Son 5 dakika hemen aramanız lazım. 0212 909 2020 0212 909 2020 0212 909 2020 hemen ara, fenjilyanla gençleş ve kış setini bedava al. İster kendin kullan, ister yakınlarına hediye et. Kampanyada son 5 dakika. 0212 909 2020 hemen ara, fenjilyan. Ne kıskanmış bu Hülya Tarkan'ı ya. Ne, ya sen Tarkan dediğin adamın totosunu avuçlamıyor muydun sen şovunda kardeşim? Metiyeler düzmüyor muydun? Şöyle güzel sesin var, böyle şakıyorsun, böyle bir metreymiş. Bunu da anlatan şey zanneder. NBA'de onlar Kerim Abdülcabbar'ın kızı zanneder yani. Doğru mu söyledim ismi? Ne bu, o bir takım var ya öyle şova geliyor. Ne o basket Harlem. Takım? Harlem. Harlem de basketçi zanneder ya. Bu hikaye nereden çıktı? Bu hikayeyi anlatayım abi. Ödül töreni Altın Kelebek pardon Kral TV. Kral TV ödül onu töreni. Da, bu şu anda yani ne dedi ki bu Hülya Avşar dedi ki. Hülya Avşar dedi ki ben Tarkan'la ilgili hiçbir zaman kötü bir şey söylemedim dedi hayatımda. Kaybettiğimi hatırlamıyorum asla dedi. Allah Allah. Gazeteciler hatırlatıyor, mahkemelik bile oldunuz. Geçmişinizden kaçamaz. Böyle bir şey yapamadım diyor. Biz de arkadaşlarımız bir hatırlatma yaptılar. Şimdi orada da espri şuydu. Hak verdiğim yönleri var. Tarkan Sevdanın Son Vuruşu şarkısıyla bütün ödülleri topladı. En iyi albüm, en iyi şarkı, en iyi söz, en iyi beste, en iyi klip falan. 6 tane ödül aldı. Ve her ödülünde sahneye çağrıldı. Sahneye çıkmadı. Kuliste halbuki. Ben organizasyondan bildiğim için. Çıktı plakçısı aldı. Çıktı menajeri aldı. Çıktı aldı. En iyi şarkı, en iyi albüm ödülü kendini sona sakladı. Çıktı. Bir şovla çıktı. Bir mizansendi bu. Yani. Bir şovla çıktı. Hepsine tek tek çıkmaktansa sonunda çıktı. Keşke. Ama diğer o ilk ödülleri de birini Hülya Avşar, birini Ata Demirel. Bir tek Hülya saydırmadı. Ata Demirel'in de saydırması var. Yarın onu da bulalım arkadaşlar. Konu güncel çünkü Hülya Avşar'ın bu söylediklerinden sonra. Herkes çıktı ödül verdi. Tarkan yok dendi. Halbuki Tarkan kuliste. Sonunda da çıktı. Ben Sevdanın dedi buranın ağası benim. Ağlar son çıkar dedi. E peki aldı mı ödülünü en son? O finalle aldı. En son çıktı aldı ve şarkısı. Kimden aldı o ödülü? Onu hatırlamıyorum kimden aldı ama Hülya Avşar'ın verdiği ödül elinde kaldı. Ha. Geldi Samsun Demir aldı. Diğerini başka biri aldı. Ha. Yani bir şarkıyla 5 ödül birden aldı. O en sonuncusunu aldı. Diğerleri boşta kaldı. Hülya Avşar da diyor ki ben diyor gelmiş tenezzül etmişim sana ödül vermeye çıkmışım. Sen yoksun. Orada olmasan neyse diyor kulistesin ve gelmiyorsun. Bak haklıyken haksız çıkmak diye bir şey var. Hülya Avşar yerden göğe kadar haklı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kompleks görülmez. Ne kadar Tarkancı olduğumu da herkes bilir. Ferhan da öyle. Ama Tarkan'ın bu stratejisi belki ekibiyle kararlı değil. Hatalı. Ama Hülya Avşar'ın da Tarkan kim biz o payeyi niye? Ya Tarkan kim dersen sana dünya alem güler. Döner derler ki sana. Peki Hülya sen kimsin kardeşim derler. Yani sanatsal kariyeri okul yapmak, vergi rekoru kırmakla oluşsaydı oho Ağoğlu şu anda yani? Zeki Müren'e geçen bir kariyeri olurdu yani okul yaptırdığı vergi rekortmeni olduğuyla. Bununla bunun ne alakası vardı onu anlatıyor onu anlamadım ben. En güzelini Tarkan yapmış hiç cevap o zaman vermemiş. Gülben Ergen senden fersah daha çok okul yaptırdı. Hülya'cığım o ne olacak peki? Yani bu kadar da fazla şimdi komik duruma düşüyor ve bakın bir sanatçı
oryantal mesleğini hakir görüyor. Diyor ki ne yapıyor ki dansöz gibi? Dansöz gibi derken diğer dansözlere hakaret ediyor. Asena'ya bile daha çok saygı duyarım deyip aslında Asena'nın saygı duyulmayacak biri olabilecekken vurguluyor. Ama Tarkan yüzünden ona bile saygı duyarım demeye getiriyor. Yani bilmeden ne senin lafın var? Merdin Kıpti neydi abi? Kıpti'nin Merdi demiş. Seccade arz ederken Sirkat'ın söyledi. Ha işte Sirkat'ın söyledi. Kendileri bir çuval inciri verdi. Konuştukça. Bu sadece Hülya Avşar için geçerli değil mi? Yani Tarkan'ın da orada demin de söylediğin gibi gelip almaması bir yanlış. Yok, o hata da. Şu cümleyi kurabilir mi Hülya Avşar? Tarkan kim? Yok kullanma şimdi. Ya adama gülerler ya. Yani o dans, gülüyoruz yani sana. İşte dansöz mansöz dedikleri böyle bu laflar adam. Konuşulduğu zaman o zaman ben onların hepsine bunların tamamına bir şey sorarım. Siz yıllarca sahneye neredeyse dansözlerin giydiği kıyafetleri ayrıtacak kıyafetlerle çıktınız. Dansözler daha kapalı yani, kaldı. Şimdi Tarkan Türkiye'nin şu ana kadar çizgisini çok az bozduğu noktaları vardır ve aynı hatayı tekrarlamayan bir adam. Ve hakikaten de yerini bileğinin hakkında gelmiş bir adam. Bu işte hatalı olabilir ama Tarkan iyi bir artist, iyi bir şarkıcı. Şimdi siz aranızda öyleleri var ki sadece o gazinoların bitme sebebi olduğunuz, sahneye giydiğiniz kıyafetlerle çıktığınız zaman Paris'teki süslü kasap vitrinine çevirdiniz oraları. Yani sizin sesinizi, solunuzu dinlemeye mi geliyorlardı gazinolara? Tabii ki değil. Yani neye geliyorlardı? Ve onun öyle olmaması için aşağıdaki, ben kendi şahsım adına söylüyorum. Yani birçok patronu da tenzih ederim mi, eder miyim, etmez miyim o da şüphelidir de. Herkes kendinden sorumlu. Ha, herkes kendinden sorumlu. Ben sizin o halinizin böyle olmadığını ortaya koyabilmek için zaman zaman herkesin gözünde komik durumlara düştüm. Yani onları savunmak yani, için. Onları savunmanın adına değil, ben kendi aslında emek verdiğim yeri, mesleğinize saygı duydum. Evet, onu savunmak adına söyledim onu ama indirgememek adına. Yani indirgememek adına. Bravo. Yani şimdi Tarkan'a bir şey söylerken biraz şey yapmak lazım. Yani kontrollü konuşmak lazım. Çünkü hakikaten çok önemli. Ya şimdi bir artist. Bak Hülya da ikimiz de tanıyoruz, dostumuz var. Çok zeki de bir kadın. Tarkan'ın oraya ödüllerini almaması içeride bekler. Çok başka bir konu. Şimdi bu konuda haklı çıkarken kuracağın cümleler başkadır. Ama buradan ya Tarkan kim ki dersen senin o noktadaki haklılığın da yerle bir oldu. İşte çünkü mesnetin usulden bozuldu. Hukukta bir dil var. Usulden bozuldu. Farklı konular çünkü. Ama aslında söylediği, savunduğu şey de haklı. Tez haklı. Şimdi eğer o Tarkan bilakis şöyle yapacaktı. Tarkan gibi bu ülkenin medarı iftiharı bu noktaya gelmiş bir çocuğa yakıştı mı diyecekti. O zaman olurdu. O zaman yakıştı mı o kariyeri hazmetmiş bir insanın bunu yapması diyecekti. O kariyere gelmiş birinin yapması. Tarkan'ın yüz yüze bir şey var o, yani. Onu yapsaydı o zaman zaten tam uyardı. Şimdi o zaman hatta çıkıp belki özür bile dilerdi Tarkan. Tabii burada yine işte dönüyor dolaşıyor şuraya geliyor Erol. Tabii sen bu organizasyonların içerisinde olduğun için çok daha iyisini biliyorsun Cirque ama. Cirque du Soleil. Şimdi, bütün hikaye burada bu müzik şirketlerinin burada Nazım rol oynaması. Şimdi nedir, kimdir bu Samsun Demir? Necidir bu? Ya memur abi şeydi. Tamam. Yani şimdi memur, şahsi bir şey. Şimdi hayır hani esas onun fikrine de kalmaz. Bu Tarkan'ın fikri abi. Şimdi abi Tarkan'a bak çünkü abi, dayatma işte zaten şu işte bu, şimdi en nihayette bu bir yere bağlı bir adam. Yok şöyle onu anlatayım abi. Onun kendi müzik şirketi var. Evet. Prodüksiyonu. Evet. Dağıtım veriyor. Yani onun Tarkan'ın patronu falan yok. Konserlerini de BKM de yapamıyor. Bütün Tarkan konserlerini kendi yapar. Tamam. Yani kimsenin bir boyunduruluğunda değil. O zaman buradaki bir dakika. Bütün hemen koreografi Tarkan'a aittir. Tamam. O zaman şöyle bir şey yaparsın organizasyonun sahibi olarak. 5 tane ayrı ayrı böyle Eyüp Vapuru gibi her dakika çağırmayacağın için hepsini bir arada toplamında finalde oraya 5 tane ödülü koyarsın. Sanatçılar davet edilir. Bir cümleyle o şarkının adına verildiğini. Ha televizyonun da dayatması olmuş olabilir. Tarkan başta verse işte ama işte bak ama şimdi bak abi yani ne yardan geçiyoruz ne serden geçiyoruz yani. Şimdi televizyonun ama, dayatması kendi menfaatine. Öbürkünün kendi menfaatine. Ama şöyle bir şey var. Şimdi 5 hatta 6 dalda almış ya. Bu da bir ödül töreni. Bir süresi var.
Hem yayın olarak süresi var hem mekana gelenlere bir süresi var. E bütün ödülleri de bu almış. Tek cümlede toplayamazlar ki. Ama abicim ama şimdi lazım. O zaman bak şimdi bunu böyle sertmeleri lazım. Bunu işte serttiğin zaman o zaman da o 6 tane insanı o 6 ayrı kategoride ödül verecek olan insanları da yerlere eksan ediyorsun. İşte zorluk oldu. Yani o zaman da yani çıkıyor adam oraya anons ediliyor Tarkan diyor Tarkan'ın yerine Samsun Demir geliyor. Kim bu yani? Şimdi oldu mu bu yani? Bir de Hülya'nın suratına alalım. Yani ya kim gelirse gelsin. İsterse Hasan olur, Hüseyin gelsin. Fark etmiyor. Şimdi kadın oraya, ben kadını savunmak adına söylemiyorum. Kadın oraya. Kadın yerden yıkıyor kadar haklı. Bu eleştiri Tarkan bu konuşmaz, kim diyerekten. Kurduğu cümlelerde hatalı. Ama çok sinirlenmiş. Ama haklı ama şimdi. Hırsını alamıyor. Şimdi orada artık gözü bir şey görmüyor. Çünkü en nihayetinde öyle veya böyle. O da bir. O da eleştiriye açık. Yerden göğe kadar da yerden yere çalarsın ama o da en nihayetinde kendi branşında bir isim sahibi biri. Şimdi sen ona böyle bir görev veriyorsun. Öbürkünü de efendim işte 6 tane ödül aldı. Televizyon da bundan faydalanmak istiyor. Kardeşim televizyon faydalanmak istiyor. Geceyi yapan faydalanmak istiyor. Peki oradaki adamlar... O zaman adamlar... ödülü Hülya verdirme. Verdirme. Gelsin yani. BJ'ye versin. Kim verirse versin. Yani bundan bozulmayacak. Ya da ona desin versin. Ki beyefendi sen işte her dakika çıkmak istemiyorsun. Bu senenin doğal hakkın. Hepsini bir. Finalde çıkıyorsunuz ve size de ödülünüzü Hülya Avşar veriyor. Ha zaten şöyle oldu o gece. Ben de oradaydım. Salondaydım. Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Şimdi ödülleri almadı ya Tarkan. Ben dahil ben. Sonra da ben dahil. Dedik ki Tarkan bugün gelmedi. Evet değil mi? En sonda çıktı. Diyelim ama ve, işte o zaman evet. İşte bak ama işte orada bak. Burada öyle bir strateji uygulanıyor ki Tarkan'ın da bu kadar Metüsener'le bahsettiğim adamı da aslında oraya yüceltirken onun yani ona aşağıdaki bütün ona gelene kadar ki bütün insanların sırtına basılıyor. Sonra ne oldu? Bir sene sonraki Tarkan'da bu Kral TV'de Altın Kelebek'te Tuğba Ekinci Tarkan'ın yanına sahneye fırladı. Benle düet yapacaksın dedi. Yani sahnesini gasp etti. Tarkan da o gün yemin etti. O gün de ben oradaydım. Dedi, ödül töreni. Ya bir şey söyleyeceğim geçmiş sana. Olsun. Yurt dışındaki bu organizasyonlarda görüyoruz ya bunlar. Yani oradaki şöhretler, oradaki... Onu bırak Altın Kelebek'te burada sonunda toplu finale geldiğinde toplu fotoğraf çekilecek ya. Bırak sanatçıları içeride 5 kişi kalmıyor. Hocam, sen o ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hepsi oturuyorlar. Birbirlerini alkışlıyorlar. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Oradaki gördüğün bütün şöhretler, oyuncular, şarkıcılar kimse buradakilerden fersah fersah ötede. Bu adamlar yani buradakilerin en kralı orada vokalistik yapma şansına sahip. Dünyaya hükmediyor. Şimdi orada bu organizasyonu yapan kurum ne kadar güçlü ki hiçbiri ki hem madden oradakiler madden nerelerde manen nerelerde şöhretleri nerelerde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu organizasyonları yapan kurumlar demek ki bunların üstünde güce yok, sahip. Gücü, orada haklısınız. Saygınlığı başka şurada var. Hepsi kalkıp canı gönülden birbirine alkışıyor. Kişilerle de alakalı. Ben burada Kral TV'de şunu hatırlıyorum. Sibel Can ödül alacağını biliyor. Ama diyor ki son dakika bana gol atarlar. Arabasının içinde bekliyor. Dışarıda. Anons ediliyor. Sibel Can yok. Rejiye haber geliyor. Koşarak geliyor. Koşarak. Hani ne olur ne olur almazsam içeriye girmeyeyim diye. Ben bunu yaşadım hocam. Anlatacak çok şey var. Sıradaki haberi kaynaklayalım. Evet o zaman dünden bugüne Cem Yılmaz ve söylediği şarkılar ne dermiş onları görelim. Evet, evet, evet. Bugün dışarıda buz gibi bir hava var ama merak etmeyin. Kalın giydiğiniz gibi cildiniz de koruyacak bir ürünümüz var. Fenjilyan. Fenjilyan'ı artık biliyorsunuz. Dünyaca ünlü hale geldi çünkü yurt dışında da satılıyor. Anti-aging kremi. Kırışıklıkları, cilt lekelerini, göz çevresi, koyu halkalarını, morluklarını, torbalarını yok ediyor. Yani gençleştiriyor. Orta yaşta hanımlar, beyler, ileri yaştaki beyler, menopoz sonrası hanımlar. Sizler için ideal. Botoksuz, ameliyatsız gençleşiyorsunuz fenjilyanla. Ve soğuktan koruyor. Cildinizin soğuktan çatlamasını, yaşlanmasını önlüyor. Fenjilyan yine kampanyamızla satılacak bugün. Süremiz başladı. Tam 15 dakikamız var. 15 dakika içinde alanlar indirimli alıyor. Numaramızı söylüyorum. 0212 909 2020. 20'lik dişten aklınızda kalsın. 2020. 0212 İstanbul Avrupa Yakası. Türkiye'nin her yerinden aranıyor. Evden, cepten, her yerden. 909 akılda kalıcı olsun diye seçtik. Bir solda bir sağda
20'lik dijital aklınıza kalsın. 20-20. 0212-909-2020 ya da fejilyan.com'dan ya da akıllı telefon uygulaması WhatsApp'tan mesaj da atabilirsiniz. 0533-057-4592. Bunların hiçbiri aklınızda kalmazsa Google arama motoruna, bilgisayardan, cepten siz veya yakınlarınız girin, Erol Köse yazın, boşluk bırakın, yanına da krem yazın, hop fejilyan.com önünüze gelir. Fejilyan hikayesini anlatacağım ama önce fiyatları söyleyeyim. Fejilyan normalde kozmetik mağazalarda 89 lira. Ama bugün indirimli fiyat, %25 indirimle yaklaşık olarak 69 lira bir tane alana. İkili ve üçlü alanlara da hediyemiz var. İkili alanlar tanesine 60 lira ödeyecek, üçlü alanlar tanesi 55 lira ödeyecek. Tekrar diyorum, bir tanesi indirimli 69, iki tanesi, tanesi ikili alanlara tanesi 60 lira, üçlü alanlara tanesi 55 liraya. İkili ve üçlü alanlara hediyemiz var, kış seti. Dışarıda buz gibi bir hava varken kremden de daha pahalı bir kış seti veriyoruz. Neden kış seti? Anlatayım. İçinden neler çıkıyor. Bu arada ekspres kargo ile yollanır ürünleriniz. Kar var falan, bir iki günde elinize gelir. Yoksa öyle bir hafta 10 gün falan beklemek yok. Kar nedeniyle biraz aksamalar oluyor. Ama siparişi verdiğinizde 10 dakikada aynı gün kargoya teslim ediliyor. 15 lira değerindedir ekspres hızlı kargo. Bizde bedava. Evet, içinden kış seti alanlar, ikili ve üçlü alanlara hediye ediyoruz dedik. Parfüm. Vücut parfümü body lotion, vücut losyonu çıkıyor. Şimdi ne özellikleri var? Hepsini anlatacağım. Bunlar normal parfümler değil. Unisex dediğimiz. Ailece kullanıyorsunuz. Hem kadın hem erkek hem çocuklar kullanıyor. Tamamen organik. Kaz Dağları'ndan toplanan özel bitki özleri ve çiçek özleriyle yapılıyor. Normal bitkisel esansı var. Bitkisel tamamen. Ve başka özellikleri var. Şimdi anlatıyorum. Nasıl kokuyor Ferhan? Çok güzel kokuyorlar. Fresh, bayılıyorum. Mis gibi kokuyor. Mis. Yüzünüze, yani yüz normal parfüm, boynunuza ve vücut parfüm banyodan sonra tüm vücudunuza. Bütün vücut. Bu da body lotion, vücut losyonu banyodan sonra tüm vücudunuza. Parfümler, hem normal parfüm hem vücut parfümü antioksidan özelliği var. Yani cildinizi o da gençleştiriyor. Çünkü mineral ve vitaminler içeriyor. Bitkisel ve çiçek özleriyle yapıldığı için. Ayrıca enfeksiyondan koruyor. Sıkıldığı yerde mikropları öldürüyor. Hmm. Ve aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. İçerdiği vitaminler nedeniyle kışın hastalıklara direnciniz artıyor. Aynı zamanda kanıtlanmış ki koklandığı zaman bir hoş kokusu var ya, beyne gidiyor, hipotalamusla serotonini aktive ediyor ve depresyonla savaşmanızda faydalı oluyor. Yani motivasyonunuzu yükseltiyor. Bir parfüm düşünün, hem güzel koktunuz mis gibi, hem enfeksiyonlara direnciniz arttı, hem de motivasyonunuz arttı, depresyona girmeniz önlendi. Wow. Bitmedi. Üçüncü içinden çıkan kış setinin body lotion, vücut losyonu. İçerdiği D, C, E vitaminleri nedeniyle vücudunuz kaymak gibi kadifemsi ipeksi oluyor. Çatlaklar yok oluyor. Vücudunuz tamamen gencecik bir cilde sahip oluyorsunuz. Yüzünüze de fejilyanı sürünce değmeyin keyfinize. Oh. Bunu tek tek vermiyoruz. Üçünü bir arada. Çok güzel ambalajı var böyle. Üstünde kar taneleri. O yüzden kış seti diyoruz. İkili ve üçlü alanlara bedava vereceğiz bunu. Süremiz son 10 dakikamız. Hemen arıyorsunuz. 0212-909-2020. 0212-909-2020. Gelelim Fejilyan'a. Esas bunu kime veriyoruz? Fejilyan ikili üçlü alanlara. İkili alanlar tanesi 60 lira. Üçlü alanlar tanesi 55 lira. Bir tane alana da bu kış seti yok ama yine indirimli. 89 liralık gram 69 lira. Kargo bedava. Sipariş veriyorsunuz. 10 dakikada kargoya teslim ediliyor. Bir çok karlı uzak bölgeyse 2 gün oluyor. Bugünlerde normalde bir günde. Ama öyle bir hafta 10 gün falan beklemek yok. Uzun süren kargolardan değil. En hızlı ekspres kargo. Fejilyan'ın hikayesi de şu. Ben ürünün reklam yüzü değilim. Ürünün sahibiyim. Tibet'e gittim. Tıp doktoru olarak orada bir sempozyuma gitmiştik. Bu arada Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum ve gerçeklerin sözcüsüyüm. Sizlere yanlış bir ürünü tanıtıp diplomamı yakacak halim yok. Beğenmeyen iade edebilir kanuni olarak. 2 hafta içinde bir kişi bile iade etmedi. Onu da söyleyeyim. Tibet'te fenj ağacı var. Fenj ağacının yaprakları ve kökünü halk topluyor. Çok değerli. Onu dövüyor. Böyle suyla karıştırıp yüzüne sürüp maske yapıyor, gençleşiyor.
Onu Türkiye'ye getirdik. Sağlık Bakanlığı'na incelemeye sunduk. Gelsin belgeler ve Sağlık Bakanlığı ve Yeditepe Üniversitesi testleri yapıldı. Bu süreç öyle bir günlük değil. 3 yıl çalışıldı. Farmakologlar, dermatologlar ve kozmetikte devrim yapıldı. Tek tüpte hem yüz hem göz, hem gece hem gündüz kremi oluştu. Feijilyan öyle bir mucizevi iksir. Cildiniz tamamen gençleşiyor. Diğer kremlerden farkını söyleyelim. Tamamen organik. Belgeleri gördünüz. Hepsi Sağlık Bakanlığı onaylı. Diğer kremler bu cildin anatomik kesiti mikroskop altında. Sadece cildin üst tabakasını etkiler. 10 dakika nemlendirir, sonra kaybolur gider. Oysa Feijilyan cildin diğerlerinin başaramadığı, o sadece Feijilyan'da bulunan bize patentli molekül cildin alt tabakasına iner. Çok küçüktür, alt tabakaya inemez diğerleri. Bu iner Feijilyan ve esas görevini yapar. Azalan kolajeni tekrar ürettirir. Cildimiz yaş aldıkça, orta yaştan sonra niye yaşlanıyor biliyor musunuz? Niye kırışıyor, niye buruşuyor? Bir balon sönüyor, balon böyle sönüyor. Çünkü kolajen üretemiyor cilt artık. İşte Feijilyan burada devreye giriyor ve üretilmeyen kolajeni tekrar üretip cildi gençleştiriyor. Botoksuz, ameliyatsız. Göz çevresi, koyu halkalar, morluklar, torbalar, cilttekileri, güneştekileri, sivilce izleri, akne izleri, çiller, hepsi gidiyor. Ayrıca 20 faktör güneş koruyucu var. Güneşin radyasyon etkisinden koruyor Feijilyan. Bakın göz çevresi, koyu halkaları, morlukları nasıl yok olmuş. Öncesi sonrası bunlar noter tasdikleri, yoksa yayınlanamaz. Cilt nasıl çatlamış? Tamamen düzelmiş. Günde iki kere sürüyoruz. Bir sabah, bir akşam. Bakın göz çevresi çizgiler, alın çizgileri hepsi gitmiş. Bunları da göstereyim. Sürmeyi anlatacağım. Bakın hanımların en büyük derdi dudak üstü büzüşmeleri. Bir hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra. Ve tüm derin kırışıklıklar, yüzeysel kırışıklıklar, tüm yaşlanma çizgileri hepsi gidiyor. Şöyle sürüyoruz günde iki kere. Sabah yüzümüzü yıkadık, sonra masaj yaparak sürüyoruz. Göz çevresine de kaş ortasından dıştan içe, dairesel. Sonra da akşam yatarken yüzümüzü yıkadık, sürüyoruz. Gündüz sürdüğümüz, gün boyunca akşam sürdüğümüz siz uyurken sizi gençleştiriyor. Evet, son 10 dakikaya girdik. Feijilyan şu anda kampanya devam ediyor. Normalde 89 liralık krem, bugün 69 lira. Kampanya devam ediyor. 2 tane alırsanız tanesi 60 lira, 3 tane alırsanız tanesi 55 lira. İkili, üçlü alanlara kış seti hediye ediyoruz. Kaç tane alırsan al, kargo bedava, express kargo. Bir günde kapına geliyor. Çok karlı uzak bölgeysen 2 gün sürer ama öyle 10-15 gün beklemek yok. 24 saatte kapında en fazla. Ve kış setini dedik ya, ikili üçlü alanlara bedava veriyoruz. Mucize bir set. İçinden parfüm, vücut parfümü ve vücut losyonu, body lotion çıkıyor. Bunların özellikleri var. Unisex, kadın, erkek ve evdeki çocuk kullanıyor. Çünkü tamamen organik. Kaz dağlarından toplanan bitkiler ve çiçek özleriyle yapılıyor. Aynı zamanda güzel kokmasının dışında özellikleri var. Nedir? İçerdikleri mineral ve vitaminler nedeniyle antioksidan özellik gösteriyorlar ve mikropları öldürüyorlar. Dezenfeksiyon. Sıkıyorsun, güzel kokuyorsun ve mikroplar ölüyor ve aynı zamanda vitaminleri nedeniyle bağışıklık sistemimiz güçleniyor. O yüzden kış seti deniyor. Hem güzel kok hem mikroplardan korun. Bu bir. İkincisi, güzel koku içerdiği bazı kokular ve bitkisel kokular beyinde hipotalamus bölgesine gidiyor ve serotonini yükseltiyor. Yani mutluluk hormonu artıyor. Depresyonla savaşınızda siz kazanıyorsunuz, motivasyonunuz yükseliyor. Antidepresif yerine geçiyor. Ve son olarak body lotion. Dedik, ne dedik? Tekrar edelim. Normal parfüm, vücut parfümü banyodan sonra ve banyodan sonra tüm vücuda uygulayacağınız ve üstüne de yüzünüze Feijilyan'ı süreceksiniz. Body lotion da A ve E vitaminleri içerir ve zengin mineraller içerir. Sürdüğünüz zaman banyodan sonra bütün vücudunuz çatlak vesaire kalmaz. Çünkü kadifemsi, ipeksi olur. Vitaminler ve mineraller nedeniyle cildiniz pırıl pırıl olur. Evet, Feijilyan'ı indirimli alıyorsunuz ve yanında kış setini alıyorsunuz. Son 5 dakika hemen aramanız lazım. 0212-909-2020 0212-909-2020 0212-909-2020 Hemen ara, Feijilyan'la gençleş ve kış setini bedava al. İster kendin kullan, ister yakınlarına hediye et. Kampanyada son 5 dakika. 0212-909-2020 Hemen ara, Feijilyan.